Efendim gündem özelden iyi günler, iyi pazarlar. Uzunca bir süredir konuk etmediğimiz bir isim Sayın Melih Gökçek bugün gündem özelde bizimle birlikte olacak. Sayın Gökçek hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, Sayın Gökçek, e, Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, e, belediye başkanı seçildikten sonra e, özellikle sizin döneminizi ve sizi e, eleştirileriyle e, hep gündemde. Yaptığı suçlamalar e, gün aşırı gerçekleşiyor, İthamlar var size dönük e, iddialar var. Şimdi bunları konuşmak istiyorum ben bugün ama nasıl başladı e, bu ithamlar? nerede başladı size suçlamaları? E, İstanbul'da başladı çünkü seçimler sonuçlandıktan sonra İstanbul'da tekrar yenilendi biliyorsunuz ve o dönemde de Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gitti. Evet. Orada bir iftar programında ilk kez evet. size dönük suçlamalarıyla karşılaştık. Ee, o görüntüleri bir izleyelim Mansur Yavaş'ın iddialarını sonra hızla devam edelim. Hay hay. Hay hay. Sayın Gökçek e, sizin bir katrilyona yaptığınız ihaleyi e, Sayın Mansur Yavaş 188 milyon liraya tamamladık diyor. E, Tabii, Müthiş bir çok büyük bir yalan söylüyor. Müthiş bir fark var arada tabi. Siz şimdi onu anlatacaksınız, ee, bildiklerinizi i̇nşallah, inşallah anlatacaksınız ama e, yani bu arada büyük bir fark var. Beşte bir fiyatına bu evet. nasıl oluyor ben merak ediyorum. E, Latif Bey müsaadenizle önce şehitlerimiz var. Şehitlerimiz dolayısıyla onlara rahmet diliyorum. Geçmiş olan Amin. tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların sayesinde bu ülkede bu kadar insan sağlığıyla yaşıyor. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Amin. Ayrıca pandemi dolayısıyla vefat eden bir vatandaşımız var. Onlara Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Amin. Peygamberimize komşu olsunlar inşallah. Sallallahu Amin. aleyhi ve sellem. Ee, ayrıca sağlık çalışanları. Gerçekten büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Bu fedakarlıklar içerisinde vefat edenler var. Allah onlardan razı olsun. Onlar da peygamberimize komşu olsun inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, ayrıca şu anda... E, hasta olmayan ama gayret eden, gayret içerisinde olan sağlık çalışanları var. Onlara da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Pandemiden yatakta olan kardeşlerimiz var. Rabbimden onlara şifa diliyorum. Allah bir daha bu felaketi bize vermesin. Herkes de şu sosyal mesafeye bir dikkat etsin. Maskesiz dolaşmasın. Bu arada bizim aramızda en az 4 metre var yani. Evet, Onu da var, hatırlatalım. Var, var, var. Bu merak edenler olabilir. <laughs> evet. evet. Sonra bu saatte nasıl çıktın diyebilirler. Hani ben benim de yaş itibariyle yasaklı olmam lazım. Ben e, direkt olarak da hani herkes müsaade alabiliyor kaymakamlıklardan. Bu müsaadeyi alarak geldim. Onu da yani özellikle ifade etmiş olayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi efendim gelelim suale. 188 milyon ve bir katrilyon. Bir katrilyon. Arada dağlar kadar fark var. Külyen yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Bu lafı ettikten sonra şimdi ben göstereceğim ne kadar büyük bir palavra, ne kadar büyük bir yaran olduğunu rakamlarla göstereceğim. Ama e, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Önce Üç kez, neyle ilgili olduğunu bu iddianın? Söyleyeceğim. söyleyeceğim. Evet bir açıklarsanız. E, önce şunu söyleyeyim. Üç kez Mansur Yavaş'a Twitter'dan çağrıda bulundum. Mansur Yavaş dedim. Bak diyorsun ki ben 188 milyonu yaptım. Melik Gökçek bir katrilyonu yaptı. Arada 5 misli fark var. Biz bu kadar muazzam bir belediyecilik yapıyoruz diyorsun. Gel iddiaya girelim. Sen pahalı yaptıysan belediye başkanlığını bırak. Ben pahalı yaptıysam siyaseti bırakayım ortadan kaybolayım. Var mısın dedim. 3 kez gıkı çıkmadı. Böyle yalan olur mu? Şimdi efendim konu şu. Bir katilyonluk ihale değil. Aslında onun söylediği ihale bir katilyon 722 milyarlık bir ihale. Rakamı az söylüyor. Ama kendisinin yapmış olduğu ihale bizim ihalenin 498 milyarına filan tekabül ediyor. Yani o 188 dediği. Evet. Ama bizim ihale 26 aylık, onun ihale 8 aylık. İkisini göstereceğim şimdi e, mukayesesini bu meydana okuduktan sonra evet. şu e, son bir e, şey gönderdim 798 günlük 26.6 aylık işte 8 aylık iş diye bir e, tablo gönderdim lütfen onu koyar mı arkadaşlar oradan başlayalım. Hocam e, Sayın Gökçek e, pandemi nedeniyle hocam demeye hep alıştık evet. profesörlere bu neyle ilgili? Yani Anfa'ya Anfa yapılan, evet e, yeşil alanların bakımı, parklar, bahçeler vesaire konuların tamamen e, Anfa'nın almış olduğu bir ihale. Yani belediyenin şirketidir Anfa. Evet. Anfa'ya belediyenin Anfa'ya evet. verdiği ihaleler. Evet. Bizimki 26.6 ay sürmüş. 798 günlük bir ihale. Onunki 8 aylık bir ihale. Ve dikkat ederseniz kırmızı olan kısma en altta bakarsanız aylık e, Bakım masrafları bizim burada net olarak var ama diyor ki Mansur'un yapmış olduğu ihale sadece bitkisel bakım pozları toplama. Yani evet. E, e, bitkisel bakımın haricinde sayısız iş var. Kendisinin yaptığı ihale sadece bitki, bitkisel bakımla ilgili. Biz kaça yapmışız? 495 milyara yapmışız. Kendisi kaça yapmış? 290 milyonu yapmış ihaleyi aslında 188 değil başkalarına ihale ediyor o da ayrıca suçla hı hı. onlar 188 milyon alıyor geriye kalan işi de ANFA kendisi yapıyor toplam ihale bedeli de 290 milyon yani belediyenin kesesinden 8 ayda çıkan para 290 milyon lira 290'ı veriyor ANFA'ya ama ANFA da bunu başkalarına ihale ediyor 188 milyon oluyor geriye kalan işi de kendi yapıyor peki aylık kaça geliyor? Bizim yaptığımız ihalenin aylığı 18 milyon. Onun yapmış olduğu ihale tam iki katı 36 milyon. Bu rakamlarla belli. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? AK Parti grubu bu böyle iddiada bulununca gelin dedi bir komisyon kuralım. Bu kurulan komisyonun içerisinde de bu doğru mu yalan mı bakalım. Komisyon toplandı. Hiç istemedi Mansur bu komisyon olsun. Komisyon toplandı ve şu gördüğün raporu hazırladı. Bakın bu rapor evet. o komisyonun hazırladığı rapordur. Ee, arkadaşlardan ben bu raporu aldım. Bu raporun içerisinde şimdi bölümler okuyacağım. Mansun Yavaş'ın bu işi kanunsuz olarak yaptığı ihalenin çünkü Taşaron yasasına göre böyle bir ihale yapamaz. Mümkün değil. Ee, yeni çıkan yasaya göre taşeron yasasında ihale yoktur. Belediye ile ANFA kendi kuruluşu arasında anlaşma yapar. Sadece ama sadece personel çalıştırabilir halbuki Mansur personel çalıştırmanın ödesinde ihale yaparak resmen de suç işledi. Arkasından da raporun içerisinden şu gördüğünüz 3 tane bölüm var. Onları rica edeceğim ekrana getirirlerse teker teker mukayese edelim bir. Bakın. Ee, ha şimdi geldi. Zannediyorum yanlış görmüyorsam elimdeki şey de aynıysa en sondaki rakam kaç? Görüyor musun sen? Ay yanlış olmasın. 3 tanesi de 18 milyon 836 bin lira değil mi? Ekranda gözüken. Evet. Uzaktan göremiyorum. 18 326. 226. 226. Evet. He? Şu tamam. Şimdi bakın ekrandaki arka, vatandaşlarımız dikkatle takip etsin. Bu raporun içinden bir şey. Bizim dönemimizde çalıların hortumla sulanmasının birim fiyatı 28 lira. Mansur'un zamanında 67 lira. Biz ayda dört sefer ödeme veriyoruz. Birim fiyatı derken? E, ee, Anker fiyatı mı? şey fiyatı metrekarenin ha, metrekare. E, metrekare. üzerinde. Evet. Ondan sonra şey, ayda biz dört sefer ödeme yapıyoruz. Mansur Yavaş kaç sefer yapıyor? On sefer. Bak fiyat 28'den 67'ye çıktı. Ayda ödeme 4'ten ona çıktı. E, alan tutarı aynı. 26.808 metrekare. Evet. ve toplam olarak biz ayda 3 milyon bin lira veriyoruz. Sarı olan bölgenin bakın en sonuna bakın Bir de en alta bakın şey e, şey döneminde Mustafa T e, Tuna. Tuna döneminde bu 5221 liraya çıkıyor. Geliyor Mansur zamanına 18 milyon 226bine çıkıyor. Ne oluyor? Bizi tam 6 kat katlıyor. Bizden 6 kat pahalıya yapıyor Mansur. Bu raporu, şu gördüğünüz raporu içinden bu. Bu raporun meclise sunulmaması için o dönemde AK Parti grubuna rica üzerine rica etti. Şu yayınlanmadı biliyor musunuz? Bende var. Yayınlanmadı. Bunun için suç dolu. Hem kalkıyor 1 katrilyon diyor yalan söylüyor. Hem 188 milyon diyor yalan söylüyor. Hem de bu rapor yayınlanmasın diye yırtınıyor. Bizim altı katımız pahalı yapıyor. Yani yalan bir nevi meslek haline gelmiş. Biraz sonra göreceğiz ne yalanlar, ne vurgunlar. Bakın vatandaşlar dinlesin. Ben vurgun diyorum. Mansur Yavaş döneminde acayip vurgunlar var. Şimdi biraz sonra rakamlarla ve belgelerle göreceğiz. Öyle atmaca değil. Kendisi Sayı gibi Mansur atmaca Yavaş değil. Mansur Yavaş'ın bunlara söyleyecek bir şeyi varsa bize ulaşabilir. Siz Zaten canlı yayın teklifini her zaman yapıyorsunuz kendisine. Ben diyorum ki. Ne zaman hangi televizyonda isterse evet gelelim karşılıklı olarak hani burada sen Göcek burada beraberiz sayın yavaş istiyorsa sizinle mümkün değil yan yana gelip karşı karşıya gelip bu iddialara mümkün cevap verebilir değil. sıfır ihtimal ee, sıfır yani bunu da buradan evet. e, şimdi ikinci ikinci evet. bir örnek daha verelim aynı konuda burada üç tane örnek vereceğim fazla vermeyeceğim ee, hangi gel, hangisi geldi ekrana görebiliyor musunuz ben göremiyorum uzaktan ee, ağaçların ortumda sulanması Heh, Ağaçların ortumdan evet. sulanması Benim dönemimde 40 liraymış ee, Birim fiyatı Tuna döneminde 83 liraya çıkmış Mansur döneminde 108 lira Bak bende 40 lira Mansur döneminde Ma Tuna döneminde Tuna döneminde 83 Mansur döneminde 108 liraya çıkıyor Bizim dönemimizde 4 sefer sulama yaparken Mansur e, bunları hep tabiri caizse Ahbap-Çavuş ilişkisi içerisinde ihale yaptığı için biraz sonra onun somut bir tane örneğini göstereceğim. Bunlardan bir tanesi nasıl Ahbap-Çavuş ilişkisi içinde yapılıyor. 10 sefer sulama veriyor. Neticede de baktığımız zaman aylık, aylık benim ödemem 2 milyon 770 bin lira. Onun döneminde 18 milyon 836 lira. Bunlar Dokuz tespitli. Katı. Efendim? Dokuz katı. Dokuz olmadı olmasa da işte İki yedi mi, sekiz katı. Ya, evet. İki milyon yedi yüz. Evet evet. On sekiz milyon sekiz. Evet. evet. Şimdi kim pahalı yapıyormuş? Mansur Yavaş. Peki kim yalan söylüyormuş? Mansur Yavaş. Hadi Melih Gökçek bana yalan söylüyorsun. Bu verdiğin rakamlar yanlış diye beni mahkemeye versin. Böyle bir şey var mı? Yok. Devam ediyorum üçüncüsünü de koyalım. Üçüncüsünde bakın ağaçların arazözle sulaması birim fiyatı. 1350 lira benim dönemde Ama buna karşılık Mansur döneminde 1511 lira. Bunda biraz fark az olmuş. Ama gene ayda e, ödeme sayısı 4'ten 10'a çıkmış. Aslında böyle bir ihtiyaç yok. Bunlar e, yıllardan beri tecrübeyle sulamanın kaç tane olacağı ortaya konmuş. Bu ayda 4'e çıkmış, 10'a çıkmış dediklerini 10 herhalde 10 sefer suluyor. 10 sefer suluyor. Sizde 4, 4 sulama yetiyordu. Evet, yetiyor. Niye ona çıkarıyorlar yani e, müteahidine daha fazla parayı nasıl verecek aradan e, kazancını müteahidin kazancını yukarıya nasıl çıkartacak İngilizce. Mansur Bey'in ihalelerin çoğun da böyledir bu devam ediyorum aylık e, ödeme tutarı bizde 30 milyon onda 84 milyon e şimdi Mansur yavaşça soruyorum hadi hadi arkadaş bana bir cevap versene Allah aşkına kim pahalı yapmış? Utanmıyor musun yalan söylemeye? Mansur Yavaş kadar algı yönetimiyle bu ülkede iş yapan ikinci bir siyasetçi yok. Şimdi söylüyor yalanı atıyor ortaya Latif Bey. Evet. İşiniz gücünüz yoksa siz temizleyin. Temizlemezseniz kaldı üstünüze. Yamandı gitti. Bir de kendisine bağlı olan basın mensupları var. Bunlar da onun devamlı olarak yalanlarının e, yalanlarını reklam yapıyor. Kim mesela? Saygı Öztürk. Saygıya söylüyor. Tık 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 yazıyor. Ya vicdansız adam kaç sefer söyledim telefondan. Açıp bana sorsana saygı diyorum. Evet, sormuyor. Şimdi bakın e, orada bir laf daha ediyor. Diyor ki şirketleri diyor bize saygı diyor geri Öztürk. şöyle haklılık Sözcü. yapmayalım. Sözcü. Sözcünün Ankara temsilcisi. Yani Mansur Yavaş Saygı Öztürk'e bir şey söyledikten sonra sizin cevap hakkınızı almadan mı A, almadan yayınlıyor? Yazıyor, almadan yazıyor. Tamam katiyen almadan yazıyor. Ee, veya ben evet. başka bir konuda beyanat veriyorum açıyorum. Şunları da yazsana saygı diyorum. Yazmıyor. Yazmaz, yazamaz. Peki Saygı Öztürk'ün de cevap hakkı saklı onu da söyleyeyim. Buyurun. Şimdi e, devam edelim aynı şeyin içerisinde. bir Plafı var diyor ki şirketleri diyor. Bir daha dinletebilir miyiz vatandaşımız Net olarak bir daha şunu Mansur Yavaş'ın İstanbul'daki evet, evet, sözlerini İstanbul mi? İstanbul konuşmalarını bakın tamam. Vatandaşımız dikkat edin Diyor ki şirketleri diyor bize devretmiyor diyor AK Parti diyor Niye istiyorlar bunu? Niye devretmek istemiyorlar diyor Batırdılar şirketleri diyor Bir dinleyelim Peki izleyelim tekrar sonra devam edeceğiz sevgili izleyiciler Birinci evet. konu Bir katrilyona yapılan ihaleyi 188'e filan ihale etmedi Bizim ayda toplamda 18 milyona yaptığımız işi o 36 milyona yaptı. Resmen yalan söylüyor, bir algı yönetimi yapıyor. Yani yalan artık bir nevi meslek haline gelmiş. Tak diyor, atıyor, git temizle diyor. Nasıl temizlersen temizle. Kamuoyuna soruyorsun. "Vay, bir katrilyonu 188 milyona yapmışsın." olacak şey mi bu? Şimdi bakın orada da ne diyor? Şirketler diyor, zarar ediyor diyor. Evet. Onu da bize devretmek istemiyor diyor. Bu da yalan. Hem de öyle bir yalan ki hadi aksini yarın bu yayın yapıldıktan sonra hesaplarıyla, kitaplarıyla, rakamlarıyla kamuoyuna açıklasın. Bakın ANFA var bizim. ANFA benim dönemimde e, kasayı 82 milyon e, 450 milyon karla aktardı. Yani benim dönemimden 2018 yılına geçerken kasada 82 milyon 450 bin lira vardı. Kar mıydı bu? Kar yani kar olarak evet. kasanda bu kadar para var bunu verdik. Artı e, 42 milyonlara da sitelerde şu anda e, site, e, siteler diyorum Samsun yolunda siteler esnafına tahsis ettiğimiz Anfa'nın bizden satın aldığı büyük şehirden 42 milyonluk bir yer var. Artı Ayaş tarafında 6 milyonluk bir arsası var. Topladığın zaman Anfa'dan kendisine 130 milyon lira teslim edildi. Ee, şu an itibarıyla evet. Anfa 40 milyon lira civarında içeride. Bak 130 milyonla devrediyoruz. 130 milyon liraya hiç ediyorlar bitiriyorlar. Şu anda 40 milyon lira e, Anfa içeride. Borçlu yani. Borçlu. Battı. Batırdı. Mansur Yavaş bütün şirketleri batırıyor. Bak başka örnek de vereceğim şimdi hayret edeceksiniz. Ve ne diyor bir de utanmadan? Efendim diyor eski dönemde hepsi zarardadır diyor. Ne zararı? Sen soktun zararı. Rakam veriyorum. Hadi yalanla. Bu kadar olur ya. Ya inanılmaz bir şekilde yalan söylüyor ya. Devam ediyorum. Şimdi halk ekmek fabrikası var. Evet. Bütün milletimizin bildiği. Bizim zamanımızda ortalama 800-850 bin civarında ekmek üretiyorduk. 750. Bin. 800 bin, 850 bin civarında günlük ihtiyacına göre ekmek üretiyorduk. Şu anda ekmek üretimi 400 ila 450 bin'e düştü. Niye? Niye? Beceremiyorlar. Şeyi de kalitesiz hale getirdiler. Yaptıkları ekmeği. Sorun yiyenlere eskisiyle yenisi aynı mı? Yarı yarıya düştü mü? Düştü. Bak şimdi. Onun haricinde e, 2017 yılı sonunda Halk Kırıkbey'in 2017 yani benim e, belediyeden ayrıldığım yılın sonunu söylüyorum. Belediyeden 23 milyon lira alacağı vardı. Ayrıca da kasada 5 milyon lira şirket karı vardı. Ne yaptı? 28 milyon. 28 milyon lira parayla Mansur'a devrettim. Şimdi e, günümüze gelelim. Paranın tamamını e, hallettiler. 20 25 milyon lira civarında da zararları var. Hem parayı yediler yani tabiri caizse. Yuttular gitti. 25 milyon, 20-25 milyon lira civarında da piyasaya borçları var. Aradaki fark ne? 50 milyon. Halk ekmeği. Halk ekmeği. Ne kadar zarar etti? 50 milyon lira etti. Eskiden biz peşin para, şimdi gelirdi un ihalesi olurdu. Un ihalesini alan adam alır, ertesi günü unlu getirir, hemen kontrol eder, kasadan parası verir gönderilirdi. Hep böyle gitti. 23 yıl ben belediye başkanlığı yaptım, 23 yıl bu böyle oldu. Artık parayı ödeyemiyorlar. 3 aylık ihaleler yapıyorlar. 3 aylık ihaleler yaparak bir de e, karşısındaki esnafa yalvarıyorlar düşün ne olur diye. Şimdi bir un ihalesini verdireceğiz. O un ihalesini dikkatle vatandaşlarımız seyretsin. Orada ANFA'nın sorumlusu yalvarıyor. Diyor ki ne olur diyor biz eskiden gayet iyi gidiyorduk sizden diyor. Şimdi işte 3 ayda anca veriyoruz diyor parayı. Ondan sonra biraz daha indirin diyor. Bak 3 aya çıkmış süre. Bir izleyelim. İzleyelim ben de merak ettim. Ee, devam edeceğiz. Halk ekmekte neler oluyor? Evet. Bakın ne diyor? İki aydan beri alamıyoruz para diyor. 75 batırdılar halk ekmeği, batırdılar. Bir, bir de biliyorsun basına şimdi burada getirmedim teferruat olmasın diye basına filan hep intikal etti. Ee, şeyin halk ekmeğin içerisi kirlilikten geçilmiyor. Evet. Halk ekmeği batırdılar. Biz kendisine tekrar ediyorum karla bıraktığımız ne kadar bir daha bakalım rakamlar 23 25. milyon lira belediyeden alacağı var. 5 milyon da kasada 28 milyon lira parayla bıraktığımız yeri şu anda 25 milyon lira içerideler aşağı yukarı. 20-25 milyon arası. Sene sonunda belediye meclisinde kesin hesaplar görüşürken bu rakamlar tam olarak ortaya çıkacak. Yani evet. bir yeri batıran kim bu? Ee... bu şirketleri yönetemeyen kim? Mansur Yavaş. Sen gerçekten Mansur Yavaş. Yani şirketleri şu anda falan ben... yönetmekten bir habersin yani nereden yöneteceksin? Belediyenin şirketleri batık vaziyette mi diyorsunuz? Maalesef. Canım? Hepsi mi? Herhalde hepsi. Belki bir iki tanesi Şu el anda ele biz baş başa. iki örnek verdik. İki örnek Anfa ver. ve evet. Halk Ekmek. Şimdi rakamlar çıksın. Eski rakamların evet. hepsi biz, e, bizde var. E, Allah kısmet ederse önümüzdeki yıl faaliyet raporu görüşülürken bu rakamları vermeye mecburlar. O evet. rakamlarla birlikte bakacağız. Bir de neymiş efendim? Zarar ediyormuş e, şirketler. Şirketler zarar ederken kendisi de kurtarmaya geliyormuş. AK Partililer onu kim vermiyormuş. Ya mübarek insanı batırdın, batırdın. Hepsini batırdın. Bu şirketlerin her birinde kaçar tane genel müdür değişti? Diyordu ki ben diyor öyle kadrolarım var ki benim arkada lafları var, sözleri var. E, o kadar kadrom, her şey hazır diyordu. Geldiği her yerde genel müdürü atıyor. Niye bu değişiklikler? Yani kimisini beklediğileme Kimisinin medyaya intikal ettirilmeyen e, özellikle herhalde yasal olmayan bir takım işler dolayısıyla habire atıyor. Yok, adam kadronun k'sini hazırlamamış. Yok. Kadro diye getirdiği adam filanca partide geçmişte ilçe başkanlığı yapmış. Filanca yerde geçmişte meclis üyeliği yapmış. Filanca yerde bilmem ne yapmış insanlar. Bürokrasi bürokrasiden Bunlara gelen adam sayısı yok gibi veya emekli, emekli evet. subay, emekli hakim bu tip insanları özellikle alıyor. Onları genel müdür yapıyor, yönetim kurulu üyeleri yapıyor. Ve onlar vasıtasıyla da özellikle psikolojik baskıyı başka yerlerin üzerinde sürmeye Peki, çalışıyor. Peki devam edelim mi edelim. bu konuda yoksa edelim. şeye geçelim edelim. mi? Edelim, edelim. Şimdi 6 e, konuda daha yolsuzluk olduğunu iddia ediyor Sayın Mansur Yavaş. Evet. Ve toplamda 3 katrilyon diyor bu yolsuzlukların e, miktarı. Evet. Hani 3 katrilyon şeyini duyunca benim de biraz nevrim döndü. Yani 3 katrilyonluk yolsuzluk Türkiye'de bir belediyede nasıl oluyor diye. Evet. E, şimdi bununla ilgili bir videosu var Sayın Yavaş'ın. İzleyelim yok, mi? Yok. Geçmeden ben bir, önce bir şey anlatayım söyle. da. Peki. Bir şey anlatayım da. Buyurun. Şimdi bakın. Çıktı e, bu son belediye meclisi toplantısında. Altı konu saydı. Saymış olduğu altı konudan sonra işte kamuoyunu açıklıyorum. Burada 3 katrilyon yolsuzluk var dedi. 3 katrilyon. Evet. Şimdi bir Nasrettin Hoca hikayesi var. Ben onu anlatmak istiyorum. Nasrettin Hoca bir gün e, yahni istemiş canı. Hanımına demiş ki hanım bir yahni yap da yiyelim akşam. Et gönder bey demiş. Nasrettin Hoca da iki okka et göndermiş eve. Ölden sonra misafiri gelmiş. Şeyin e, ha, e, hatunun misafire ikram etmiş. Eti pişirmiş, ikram etmiş. Akşam gelmiş Nasrettin Hoca et yemeye, yahni yiyecek oturuyor. Karşısına bir çorba koyu vermiş hanımı. Çorba koyunca e, hanıma nerede demiş bizim et? Kedi yedi demiş. Ne demiş? Kedi mi yedi? Ha. Getirin şu kediyi bakayım demiş. Getirmişler. Tutmuş tartmış. Demiş bu iki okka. Aynen sözü şöyle. Demiş ki hanım demiş bu kedi bizimse Et nerede? Et biz, e, bizimse, kedi nerede? Aynı bunun hesabı. Şimdi öyle bir anlatıyor ki üç katrilyon ortada yok. Hiçbir şey yapılmamış. Hiç. Yani söylediği ihaleleri topluyorsun üç katrilyon. Evet. Tamam mı? Yani üç katrilyonun hepsini ne yapmış yemiş? Peki yapılanlar ne? Şimdi bakın yeni gelmişken e, bir konuya girmek istiyorum. Özellikle Mansur Yavaş'ın stratejik olarak yaptığı e, uygulama hep şu. Efendim bu Anka Park'ı yaptınız ya Anka Park'ı. Bu Anka Park'ı yapmasan ne olurdu? Bütün suçları hep önce Anka Park'a bağlıyor. Ne diyor mesela? Anka Park yapılmasaydı otobüslerimiz biz, tamam olurdu. Eksik otobüsümüz olmazdı. Anka Park yapılmasaydı Asbestli boruların hepsini biz değiştirmiş olurduk Anka Park yapılmasaydı arıtma tesislerini yapmış olurduk Hiç bizim bir şey yapmamıza gerek kalmazdı Altyapıyı bitirmiş olurduk Anka Park yapılmasaydı metroların hepsi tamamlanır Metrosuz bir yer kalmazdı Anka Park'ı yapmasaydık Gölbaşı'nın ana ishali hattı biterdi Anka Park yapılmasaydı Polatlı ana ishali hattı biterdi Anka Park yapılmasaydı etvaya araçları alınırdı. Anka Park yapılmasaydı da Anka Park yapılmasaydı. Tam bir algı yönetimi. Her şeyi yapılmayan Ankara'daki bütün işleri Anka Park'a şey ediyor, bağlıyor. Ya mübareğin insanı. Şimdi Anka Park falan yok. Sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını söyleyeceğim de şimdi başka bir şey söyleyeyim. Peki bu kadar suçlama yaptığı Melik Gökçek Anka Park'ı iki sene içerisinde yapıp bitirirken aynı zamanda Anka şey Ankara'ya Melik Gökçek neler yapmış? Biz bunun böyle kendisi gibi ufacık bir meseleyi kalkıp da bir köylere şey götürüyor. Toplam ihale bedeli 7 trilyon. Onun da nasıl olacağını bir başka yani programdan sö anlatırım. söylediğinden şöyle bir anlam çıkıyor. Anka Park bütün para Anka Park'a ayrıldığı için Ankara'ya bir çivi bile çakılmadı. Yılmamış. Anlamı çıkıyor. Çakılmamış bir de şimdi kendisi hiçbir altı yapmıyor ya. Hiçbir iş yapmıyor. Bunu Anka Park'a bağlıyor. Ya niye bağlıyorsun arkadaş? Şimdi Anka Park falan yok. Sen yap. E yok icraat. Ne var? Allah aşkına Mansur Yavan'ın Yavaş'ın yaptığı ne aklınızda var? Hiçbir şey. Evet. Hiçbir şey de. Şimdi Melih Gökçek sadece bu getirdiğim rakamlar İki senenin rakamları. Belediyede faaliyet raporları vardır. O faaliyet raporlarında bu benim söylemiş olduğum rakamlara hemen girsin vatandaşımız. Doğru mu yanlış mı baksın. Bak şimdi. Melik Gökçek Anka Park yapılırken devam ederken 1618 kilometre altyapı yapmış. Su, kanal, yağmur suyu. Kaç kilometre? Evet. 1618 kilometre. Yani Mansur Yavaş'ı arabaya bindireceksin. Evet. Buradan İstanbul'a göndereceksin. İstanbul'dan tekrar dönecek. Yok diyeceğim Mansur'cum bir daha git. Bir daha göndereceksin İstanbul'a. Bir daha dön diyeceksin. Biliyorsun 420 <laughs> kilometre. Evet. İki gidecek, iki gelecek Mansur. Benim dönemimde yaptığım altyapı. Tamam mı? şey hariç e, ana isale hattı hariç 75 kilometrede isale hattı yaptım. Düşün ki buradan Çamlıdere'ye 2 metre çapında içinden araba geçecek isale hattı yapmışım. Mansur Bey binecek arabanın içine buradan doğru Çamlıdere'ye gidecek. Bu kadar da isale hattı yapmışım. Sadece isale hattının o günkü maliyeti 172 milyon lira. Sadece. Devam ediyorum. Yani ben kusura bakma e, şimdi e, anaokuluna giden çocuklara anlatır gibi anlatmaya çalışıyorum bunu. Mansur'un özellikle bu konudaki anlama kabiliyetini gayet iyi bildiğim için özellikle söylüyorum. Yani böyle hani arabaya bin falan git. Gerçekten anca anlar. Anlaması mümkün değil. Hafızalası almıyor bu tip işleri. Devam ediyorum. Evet o sizin tabii şeyi anlatma tarzınız. Fakat... Bu konu aslında nasıl daha iyi olur biliyor musunuz sayın başkan? Karşı karşıya. Karşı ee, karşıya. Karşı. Ah, Mansur ah. Bey şimdi ben bir gazeteci olarak da bunu vatandaşlara da anlatmak istiyorum. O ee, Sayın Mansur Yavaş'a da söylemek istiyorum. Aslında bu işin oluru gelecek. Siz sağa mı oturacaksınız? Mansur Yavaş sola oturacak? Herkes. Ya sana gelmezler. Tartışma taştan sürecek. Latif Bey. Başka bir yere gitsin. Hak Hatay'a gidelim. Yok bana da ge gelir. Şirin Pays'ın var. Onun yağcısı o gün benim hakkımda yan, etrafına dört kişi koymuş. Habere konuşuyor. Hemen bir not yazdım telefondan. Attım kendisine mesajı. Dedim ki senin e, hakemliğinde beraber bu konuları tartışalım. Davet et dedim Mansur'u. Yalan söylüyorsunuz. Davet etmek bir tarafa. Okumadı mesajımı. Bunların taraftarı böyle. Yani Mansur'a diyorum ki Şirin payızın çıkartsın bizi. Sen çıkartma Latif Bey. Evet. Bir sual anlaşma yapalım. Mansur sorsun ben cevap vereyim. Bir sual ben sorayım Mansur cevap versin. Kimin ee, ne Nedaroğlu'nun kalıbı ne? Evet. Gücü ne? Yalan mı söylüyor? Doğru mu söylüyor? Kamuoyu öğrensin. E bu bir hodri meydan. Ee, yani eğer bu kadar ciddi iddialar varsa ortada en güzel. Böyle bir o. cesaret olabilir mi? Evet. Mümkün değil Latif Bey. Devam ediyorum. Buyurun. Buyurun Sayın Gökçük. ASKİ'de devam. ASKİ'de yaptıklarıma devam ediyorum. 84 adet su deposu. 42 adet içme suyu arıtma tesisi. 4 tane içme suyu arıtma tesisi. 7 tane paket arıtma su tesisi. 85 kuyu, 13 hizmet binası, 360 tane dezenfeksiyon klor klorlama ünitesi yapmışım 2 senede. 2 senede. Mansur ne yapmış 2 senede? Çıkarsınlar bakayım. Ne yaptı biliyor musunuz? Geçen sene 2019 senesi ASKİ raporunda bu evlere bağlanan su boruları var ya bildiğin evlerin iç bağlantılar var ya apartmandan evet. şeye giden onları faaliyetin içerisinde şu kadar kilometre boru döşedik diye verdi ya bizimki öyle değil benim burada verdiğim rakamlar doğrudan doğruya büyük sokağa döşenen su boruları atık su boruları kanalizasyon ve yağmur suyu boruları benim verdiğim şu 1618 kilometre o evet. iki senede devam ediyorum şimdi benim en büyük iddialarımdan birisi Ankara'yı yeşillendirmekti. Mansur'un da iddiası yeşillendirmekti. Ben o dönemin içinde sadece iki sene içinde 239.439 adet küçüklü büyüklü ağaç dikmişim. Ağaç. Ağaç. Çalı değil. Ağaç. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir belediye başkanı bulunduğu süre içerisinde benim yaptığım kadar dev rekreasyon alanı yapmamıştır. 23 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bak şimdi okuyacağım. 13 tane dev rekreasyon alanı yaptım. Yani bunlar 250 bin metrekareden 2,5 milyon metrekareye kadar büyüyen yerler. Ne yaptım? Gençlik Parkı ile Altın Parkı geldiğimde vardı. Evet. Fakat içinde dolaşılacak halde değildi. Yeniden yapılandırdım, yeniledim. Ben yapmadım. Yani yapan ee, teşekkür ediyorum rahmetli Altınsoy, Altın Parkı. Daha sonra şey devam etti onun üzerinden, ee, Karayalçın devam etti. Geldiğimde iyi değildi, güzel değildi. Toparladım. Benim yaptığım bir yer değil. Bak ben evet. samimi olarak söylüyorum. Ee, Gençlik Parkı, yılların parkı tam Esra Keşler'in e, yeri haline gelmişti. Bütün her taraf dökülüyordu. Sil baştan yaptım. Benim yaptığım Gençlik Parkı'ndaki bir fıskiyeyi çalıştıramıyor Mansur Yavaş. Şu anda boş. Parkların tamamı havuzları çalışmıyordu. Teker teker söyleye söyleye şimdi ben çalıştırıyorum. Çalışmıyordu. Adamcağız bıraktığım mirasın içinde havuzu çalıştırmaktan aciz. Ankaralılar düşünün. Kendi bölgenizdeki parkları düşünün. Hallerini hepiniz biliyorsunuz. Affedersiniz tuvaletleri kapalıydı çoğun tuvaletleri filan Beyaz TV olarak siz verdiniz ondan sonra gitti tuvaleti yaptılar. Bu kadar acizler. Evet. Bu kadar çapsızlar. Çapsız deyince de kızıyorlar. Devam ediyorum. Ondan sonra Harikalar Diyarını ben yaptım. Mogan'ı ben yaptım. Mogan'da bir park Doğru. falan yoktu hatırlarsanız. Evet. Göksu'yu ben yaptım. Bataklık biri e, su birikintisiydi. Şimdi gidin Göksu'ya bakın. Mavi Gölü ben yaptım. Yani Barajı tam bir rekreasyon alanı haline getirdim. 2 milyon 300 bin metrekaredir, 350 bin metrekaredir orası. 50. Yıl Parkı'nı tamamen sahroşların, ayyaşların oturduğu Ankara'nın tepesinde, Siyasal Bilgiler Fakültesinin üstünde olan park, Biliyor orayı mi? ben evet. yaptım. Esertepe, Esertepe'ye özel para verdik devlete, araziyi satın aldık, Esertepe Parkı'nı yaptık. Etraftaki hemen binaların fiyatları iki katladı. Ee, Kuzey Yıldızı, Ankara'nın batağıydı biliyorsunuz. Esenbağî yolunda. Esenbağî yolu'nda gelenler, gidenlerin yüzleri kızarır dururdu. Kuzey Yıldızı'nı biz yaptık. Ama orada bırakın fıskiyeleri çalıştırmak, havuzu çürüttüler ya. Vallahi çürüttüler ya. Resimlerini kaç sefer e, Twitter'dan attım, kaç sefer görüntüleri attım, kaç sefer Beyaz TV haberi yaptı. Ya parka bakmaktan aciz, geçen gün... Şeyde konuşuyor. Buraya kim gelecek gezecek diyor. Son programında. Kim gelip gezecek burada diyor. Düşünebiliyor musun belediye başkanı? Atacağım ona çocukların orada nasıl oynadıklarına dair. Çocukların kendilerinin çekmiş olduğu videoları atacağım inşallah. Devam ediyorum. Dikmen Vadisi. Ya Dikmen Vadisi'nde... Mustafa Tuna da yapmadı. Yani şeye çatarken Mansur'a... E Mansur'un iyi arkadaşıdır Mustafa Tuna. Ona evet. da ben çatmış olayım. Üç seneden beri havuzların suyu yok. Daha yeni iki 5 sefer yazdım. Oradaki iki 3 tane havuzu doldurdular. Tamamını değil tabii. Havuzların büyük ekseriyeti hala boş. Bir havuzu çalıştıramıyor bırak Fıskiye'yi. Bu belediye başkanı ya. Hiç olmazsa sana bırakılanı koru ya. Bu kadar mı acizsin? Bu kadar mı zavallısın? Belediye başkanı. Bulunmaz adam cumhurbaşkanı olacak. <laughs> Olursun. Olamaz mı? Allah'ın izniyle Nerede olacak? Şimdi şu e, vurgun konuları gelsin, vatandaş bunu öğrensin. Ne oluyor bakalım? Şu programın içerisinde bak, ekranı kaçırmayın sonuna kadar, e, aziz vatandaşlarım. Yani, Size neler anlatacağım? Neler? Nasıl vurgun oluyor? Tüm. Öyle ufak tefek filan değil ha. Of, e, en ufak ihaledeki vurgunun büyüklüğünü göreceksiniz. Hayretlere düşeceksiniz. Adam tamamen yaldızlı ya, korumalı ya. Saygı Öztürk gibi, sözcü gibi, telebir gibi, Fox gibi arkasında şeyleri var, bekçileri var, onlar Aa, işi götürüyorlar. Bakalım şimdi bunları verecekler mi? Birazdan konuşacağız. Devam Tur ediyor. Turpun büyüğü heybede diyorsunuz. Tabii heybede. heybede. Ee, ama bir reklam arası vermemiz bir gerekiyor. Dakika. Şunu bitireyim bir saniye. Peki, bir onu saniye, onu, onu bitirelim o zaman. Tamam. tamam. Bir Ve, beş dakika yönetmenimizin e, veriyor. Buyurun. Dikmen vadisinden sonra Öveşler vadisi, Gökçek parkı ve en önemli olan Anka Park. Anka Park utanmadan, sıkılmadan 750 milyon dolar diye bugüne kadar insanların zihnine nakşetti, oturttu. Kendisinden şeyde mecliste dedi ki, isteyene dedi belgelerini derhal vereyim. Kendi sesi var. Kendi sesi var. Evet. Yazılı olaraktan müracaat ettim Mavi Masa'dan. Bana dedim belgeleri parasını veriyorum kaç tanesi ver. Bende var aslında belgeler. Ver. Cevap verdi. Şu anda tahkikat devam ediyor. İki seneden beri dört kez sordum. Dördünde de Anka Park'ı vermedi. 750 milyon dedi. Yalan söylüyor. Ben de, e, benim burada birebir teker 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 bakın şurada kendi zamanında çıkarttırdığım Anka Park maliyeti vardır. Ne yazıyor evet. burada? 1 milyar 396 milyon 225 pardon e, ee, bir katilyon 396 e, milyar 225 bin e, 229 lira. Yani 1 milyar yeni paraya göre. Yeni paraya göre bir, he, bir evet, milyar. 1 milyar. Bir milyar. paraya göre 1 milyar 396 bir milyar. milyon. Bravo. Evet. 1 milyar 396 milyon. Benden sonra da e, şey edildi. E, Devam edildi. Mustafa Tuna zamanında ki müteahhitin üstüne yükledi. Diyelim ki bir buçuk milyar. Yani onu dövize bö böldüğümüz Böldük, zaman bugünkü parayla 200 milyon dolar bugünkü parayla. Bugünkü parayla. O, parayla... o tam tersini yapıyor. O günkü parayı bugünkü şeye çeviriyor, dolara çeviriyor. Önce orada dolara çeviriyor pardon. Bugüne Türk parasına çeviriyor. İşi iyice abartmaya çalışıyor. Tekrar ediyorum. Burası Türk parasıyla bir taş çatlasa bir buçuk milyara mal olmuştur. Bütün millet bunu bilsin. Yalan söylüyor. Evrak ver diyorum vermiyor. Ve bir de diyor ki burada acayip yolsuzluk var diyor. Göreceğiz bakalım nasıl bir yolsuzluk uyduracak. Biraz sonra o yolsuzlukları uydururken hangi sahte belgeleri düzenliyor? Sahte belgeleri göstereceğim size. Ekranda herkes görecek. Sahte belge düzenliyor adamlar. Belediye mi düzenliyor? Belediye düzenliyor. Belge. Müfettişler düzenliyor. İspatlı öyle atmaca yok bende. Atıp da geçme yok onun gibi. Ben evrakları e, Resmi göstereyim. evrakta sahteciliğe girmez mi? Resmen 5 seneden başlıyor. 5 seneyi yiyecekler inşallah. Şu anda da şikayet edildi. Tahkikatları devam ediyor. Ee, Bu rekreasyon alanlarını şimdi, bitirelim isterseniz. E, rekreasyon alanlarıyla ilgili fen işlerinki de var. Var mı? Vakit? Buyurun 3 dakikamız var. Tamam, varsa tamam. Şimdi e, şöyle bir sual sorayım size. 2 yıl içerisinde 2 yıl içerisinde. Evet. E, Melik Gökçek kaç kilometre Yol açmıştır, yol bakımı yapmıştır ve reglaj yapmıştır. Yani köy yollarını açmıştır. Tabiri caiz halkın anlayacağı hmm. lisandan. İki yılda kaç kilometre yapsam başarılı sayarsın? Mansur'a soralım. Yani... Mansur Beyciğim, 500 kilometre yapsam başarılı der misin bana? Hani senin kapasiteli düşünerek söylüyorum. E sen yapsan yapsan 100 kilometre, 200 kilometre yaparsın. O kadar. O da yok da. Hadi diyelim ki 500 kilometre yaptın. Sana başarılı derim. Başarılı üstü derim. 1000 kilometre yapsam ne dersin? 2000 olsa ne olur? 3000 olsa? 4000, 5000, 6000, 7000 olsa? 8000 olsa? 9000 olsa? 10000 olsa? 10000 e, 766 kilometre olsa ne olur? Kilometre. Melih Gökçek döneminde Ankara'da yapılan yol açımı, yol bakımı ve reglajın toplamı 10.766 kilometre. Melih Gökçek sadece, döneminde derken 2 yılda iki mı? 2 yılda, 2 yılda, iki yılda. Melih Gökçek değil, döneminde tabii, derseniz tabii, tabii. 23 yılı anlar yok, herkes. Yok yok yok, yok hayır 23 yılı değil. Sadece, sadece, sadece 2 yıl. Evet. Sadece 2 yılda 2.490 kilometre yol açmışım. Yol bu, yol. Ankara'yı inşa etmişiz, yol bu. Şey değil, ne derler ona? O diğer ee, yol bakımları ve şeyler değil peki sevgili Mansur Yavaş sen bunun acaba yüzde birini yaptın mı çapsız bir de ondan sonra kalkıyor diyor ki 3 katrilyon gitti sen ne yaptın bak senin paraların var 2 seneden beri kimse dokunmuyor şu yaptığını bir söyle de mi millet bilsin basın toplantısı yaptın basın toplantısında hiçbir şey duymadık devam ediyorum 11 milyon ton, 11 milyon 83.515 ton asfalt dökmüşüz iki yılda. 11 milyon ton, sen ne döktün? 500 bin ton. İki yılda. İki yılda. Melih ne dökmüş? 11 milyon. Senin kaç katın? 22 katın. E çap bu kadar. Çapın kadar konuş, sevgili Mansur. Çapın kadar konuş. Böyle millete havalar filan, cumhurbaşkanları filan alacağım ayağa. Bırak bunları. Kokmuş bunlar. Geçmiş olan. Devam edeyim. E, 332 kilometre beton bariyer. 1883 kilometre bordür. E, 3 milyon 657 bin metrekare treti var. 30'un üzerinde 31 tane köprü, alt geçit, üst geçit. 31 tane. Yani senede 15 tane köprü yapmışım. Senede. Mansur Bey iki senede kaç tane yaptı? Yiğit'i öldür hakkını teslim et. Üç tane yaptı. Üç. Otuz. İki tanesi Eskişehir otuz. yolunda. Evet. biliyorum. Ben. Evet. Otuz. Bu ne demek? Yani Melik Gökçen'in çapıyla Mansur Yavaş'ın çapını mukayese ettiğim mi? Onda bir. Ee, başarılı. Reklamdan ondan sonra devam edeceğiz. Peki. Ee, onda bir. Evet. Ee, i̇ki yıllık kıyaslama e, Sayın Gökçe'nin son iki yılıyla daha bitirmedim Mansur de. Bu konuyu da batalım. İlk iki yılı'nın bir kıyaslamasını yaptı. Ama asır e, yolsuzluk suçlamaları ile ilgili e, Sayın Göktekler daha söylemem lazım. Söyleyecekleri tamam. var. E, evet. Onları reklamlardan hemen sonra e, masaya getireceğiz. Kısa bir ara bizden ayrılmayın. Efendim Melih Gökçek'le gündem özel devam ediyor. Sayın Başkan. Ee, son iki yılda yaptıklarınızı anlatıyordunuz. Ee, Mansur Yavaş dönemiyle de kıyaslayarak evet. bir şey kaldı mı orada? Var var. Bir hemen bitireyim müsaade edersen. Kısa olsun Kısa lütfen buyurun. Evet. Şimdi bakın e, en son dedim ki 30 tane 60 keşit yaptık. Mansur da 3 tane yaptı iki yılda. Onda bir. Orada kurtar değişi. Onda bir yapınca kurtarıyor. Ölçü bu. Tamam. Benim onda birim iş yapınca Mansur'u başarılı kabul edeceksin. Herkes haddini çapını bilecek. Mesele bu. Devam ediyorum. Buyurun. Mesela Yavuz Sultan Selim bulvarı yaptık. Sadece üzerinde e, 6-7 tane at geçit, üst geçit var. 70 milyon lira verdim bir kale, yani bir tane bir yere. O kendisi söylüyor. 26 milyon liraya yaptım diyor. Yalan. 40 küsür milyon liraya çıktı orası. 26 milyon diye millete yutturuyor. Bak ben diyorum. Yavuz Sultan Selim Keçören'e Giriş şeyi biliyorsunuz. Evet. Üzerinde 7 tane alt üst geçit var. 2,5 kilometrede toplam şey mesafesi var. Ee, yol mesafesi yap var yapılan. Ee, bir alt geçit, iki tünel, beş köprü. Şimdi çok önemli bir şey yaptık. Kuzey Ankara külliyesini yaptık. Kuzey Ankara'da bir taraftan binalar yapılıyor. TOKİ ile beraber yapıyoruz. Belediye olarak da Orada bir külliye yaptık. Külliyenin içinde 5000 kişilik Türkiye'nin en büyük kapalı pardon e, salonunu yaptık. Kapalı salonunu yaptık. Yanında da mübalağa etmiyorum Cumhuriyet tarihinin. Demiyorum Osmanlı, demiyorum Selçuklu. Kimse karıştırmasın. Osmanlı'nın Selçuklu'nun eserlerine laf edilmez. Ama Cumhuriyet tarihinin en büyük ve pardon en güzel camini yaptı. En büyük değil ondan büyüğü var. En güzel camini yaptık. 9 bin kişiliktir. Evet. Muhteşem bir cami. Ee, bilmiyorum Mansur Yavaş orayı gördü mü? Esenboğa'ya giderken bir gir. Caminin içini bir gez. Gezdikten sonra bak bakalım nasıl eserler oluyor. Sen de yaptır bir cami hayrına. Hiç olmazsa millet sana teşekkür etsin. Ee, Kuzey Ankara Külliyesi benim dönemimde bitirilmedi. Evet. Uzatıldı da uzatıldı. Uzatıldı da uzatıldı. İki sene sonra bitirildi. Biz de açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızla gittik açtık. Evet. Eryaman statını yaptım. Tam bitmek üzere yani yüzde yirmisi falan kaldı. O sırada görevden ayrıldık. Evet. Ondan sonra onların döneminde Mansur'un döneminde üstelik stat açıldı. Ben gittikten iki sene sonra açıldı. Yani e, benim kısa sürede yaptığım iş iki sene sonra anca bitti. Gelelim. Ee, gıda konusuna. Evet. Ee, ben iki sene içinde 660 bin adet gıda ve temizlik kolisi dağıtmışım. en er çok kiloluk. merak ettiğim o zaten, yani bu dönemde de devam ediyor mu onlar? Çünkü. Ya adı devam ediyor. Bizimki 70 kilogram civarındaydı şeyler, paketler, beşli paketti. Bunlar paket sayısını ikiye, 3'e mi düşürdüler? 27 kiloluk paketler yaptılar. Onu da e, ne kadar dağıttılar bilmiyorum. 150 bin mi 200 bin 200 bin olacak 200 bin tane ihaleye çıktılar. Ne kadarını dağıttılar bilmiyorum. o Fakat Medya'ya verdiklerinde bakıyorsun beşli paketler var. O beşli paketler Mustafa Tuna zamanından kalan bunların dağıttıkları paketler. Kendileri yapmadı, kendi bütçelerinden vermediler yani. Anlatabiliyor muyum? Hmm. O ee, 660 bin. Yani gıda gıda faki, ve şimdi tomiz, temizlik 660. Kolisi, 60, efendim? Bunlar şey mi? E, yıllık mı dağıtılan? İki yıl. İki yılda dağıtılan. Evet iki yılda. Evet. E, iki yılda bunu dağıttık o da 200 bin tane en fazla dağıttıysa onu da bilmiyorum 200 bin dağıttı. Yani fakirin boğazından çaldı üçte bire indirdi. Üçte bire indirdi fakiri. Ondan sonra e, biz mesela 146 bin ton kömür dağıtmışız iki senede. Bu evet. seneki yaptığı ihale münakaşalı 50 bin ton çıktı sonra vazgeçti. 38 bin tona indirdi anlatacağım biraz sonra oradaki vurgunu da anlatacağım. Ee, indi. Ee, oradan da milletin sobasından Ankara Büyükşehir Belediyesi haklarını aldı. Çaldı bana göre. Yazık günah fakirin fukaranın hakkını niye çalıyorsunuz? Ben 146 bin ton dağıtmışım. Sen iki yıla böldüğün zaman bu 72 bin ton eder. Sen bir yılda 38 bin tona indirmişsin. Sen de onu yarıya indirmişsin. Olmaz. Olmaz. Fakirin hakkı. Bakın sadece 660 bin adet yemek yardımı yapmışım. Engelli okullarına günde 3 bin yemek veriyordum biliyor musun sabah akşam engellilerin okulları var ya Ankara'da evet. değişik 3 bin 300 tane yemek veriyordu biz bunun propaganda'sını yaptık mı yok Mansur Yavaş'a soruyorsun diyor ki efendim e, hani iftar süresi var ya canım e, e, iftar süreci meydan. var ya o sürecin içerisinde vatandaş'a iftar yemekleri verdirdi birbirinden. Ya biz günde mübalağasız beşer bin kişiden aşağı olmamak üzere iftar yemeği veriyorduk ya. Belediye kesesinden veriyorduk bunu ya. Başkasına yaptırıp kendisi sahip çıkmaya kalktı. Biz bunun propagandasını da yapmadık yani. Televizyonlarda vermedik yani. Hatırlar mısınız bilmiyorum ee, şeyin önünde bizim belediyenin hemen karşı tarafında hipodromda 50 bin kişilik şey yaptık İftar yemeği yaptık 70 bin kişi geldi. Evet hatırlıyorum. Ha. Yani böyle böyle yaptık biz. Bizimki dönemimizde bunların hepsi bak. Bunların hepsi ve Anka Park yapılırken yapılmış. Bütün bunları yapmışız iki senede. Bir taraftan da şey yapmışız. Anka Park'ı yapmışız. Anka Park'a vermeseydin, Anka Park'a vermeseydin diyor ya. Ya ben bu kadar hizmet yapmışım. Şimdi Anka Park var mı? Yok. Senin bir bahanen var mı? Yok. Sen ne yapmışsın? Yaptığını yaptığını ben söyleyeyim sana. Veresiye evet. defterlerini kapatmış, iftar ver kampanyası yapmış, su ver kampanyası yapmış, bilet ver kampanyası yapmış, el ver kampanyası yapmış, pazarcılara ödeme yapmış. Hangisini sen yaptın? Cebinden ne çıktı? Sadece edebiyat yaptın, pazarcılara ödeme yaptın dedin. Şu pazarcıların bir videosunu koydum. Şu pazarcıların bir videosunu koyar mıyız bakalım yapmış mı yapmamış mı Peki izleyelim ee, pazarcılar bu konuda ne demişler ee, devam edeceğiz ne diyor pazarcılar odası başkanı bize diyor öyle bir şey falan gelmedi diyor Peki nereye gitti Mansur'un taraftar olan 15-20 tane pazarcının malını aldı pazarcılara yardım yaptık dedi pazarcılar Ankara'da bilmiyor mu yardım yapılmadığını bütün işleri böyle tamamen tamamen yüzde yüz algı yönetimi Evet ee, bakın Tekrar ediyorum. Veresiye defterini kapattım. İftar ver kampanyası yaptım. Su ver kampanyası yaptım. Bilet ver kampanyası. Kim veriyor? Vatandaş vatandaşa veriyor. E kaç El tane ver kampanyası. Hatırlıyor aslında. musunuz? Ee, deft hani, e hani veresiye defterlerini kapatmıştı. İki defa hatırlıyorum ben. Evet. Beyaz TV'de yayınlandı. Toplamışlar kendi apartmanlarından parayı. Bütün Zülfazılı şey etmişler. Oradaki e, bakkalların hesaplarını kapatmışlar. Gitti sizinkiler. Yanlış hatırlamıyorsam 16 mı 18 bakkaldan konuştular. Bir bakkalda 900 lira mı ne? Kapatılmış. Şu şeye bak ya. Mansur Yavaş bütün defterleri kapattı. Kimi kapattı ya? Toplasan Ankara'da kaç tane? Kaç tane? Yani onları o da, kendilerinin açıklaması lazım. Onu da ben sana bir şey söyleyeyim. Lazım. Vatandaş kapatmadı. Belediye müteahhitleri var ya. Diyorlar ki e, paranı vereceğiz işte alacağım bu ay ama git 5 tane şey kapattı. Veresiye Veresi defteri. Böyle kapattırdılar millete zorlan. Ondan sonra aman Rabbi bir merhamet abidesi, bir örnek adam diye millete kürelediler gittiler. Şimdi bak tekrar söylüyorum Latif Bey. Bütün bunların hepsi yapıldı. Yapılırken ben de Ankara Parkı yapmışım bütün bu yaptıklarımın yanında. Şimdi Ankara Parkı falan var mı? Yok. Ankara Parkı batık göstermek için yırtıyorlar kendilerini ve özellikle Fox TV başta olmak üzere bir de bakıyorsun Anka Park'ın içerisindeki hurdalığı gösteriyor. Bu hale getirdiler diyor. Yalan söylüyorlar onlar hurdalık, depolar. Sen niye oraları gösteriyorsun? Eğer orada bir hurda varsa, bakılmayan bir şey varsa sorumlusu sensin. Benim zamanımda bu niye olmuyordu? Niye olmuyordu? Bakın evet, Anka, 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 Anka merak Park ediyor projesi, insanlar. Evet. Anka Park projesi. Evet. projesi Ankara'nın vizyon projesidir istikbalidir. Onlar batırmak için çalışıyor. Mimarlar Odası ilk günden beri, CHP ilk günden beri Anka Park'a karşı değil mi? Bak şimdi, Anka Park'ın bir videosunu verelim. Bir görsün insanlar. Esas Anka Park ne? Şöyle bir vizyonları genişlesin. Anka Park videosunu koyar mı arkadaşlar? İzleyelim arkadaşlar. Evet Allah Sayın Latif Bey. Şu güzellikleri görüyorsun. Bunları göstermiyorlar. Anka Park'a paranın boşa gittiğini söylüyorlar. Bütün dünyada bütün ülkeler en büyük parklarıyla övünç duyarken, gurur duyarken bunlar burayı batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mustafa Tuna da yaptı. Onu da söyleyeyim. Mansur'dan farklı değil Mustafa Tuna. Burayı batırmak için mesela orada ben özellikle otoparkların üzerine güneş enerjisiyle örttüm. Evet. İstedim ki parkın enerjisi buradan gelsin. İleride herhangi bir sıkıntı olduğu zaman park yaşasın. Hayır dedi. E ee, güneş enerjisinin parası belediyeye gelecek dedi. Ya burayı yaşatmak mı önemli? Vizyon meselesi yani. Burayı batırmak mı önemli? Batırmak için çalıştılar. Gelen Mansur yavaş aynen Mustafa Tuna gibi batırmaya de, e, batırmak için burayı elinden geleni yapıyor. Yani batır zaman diyecek ki boşa yapılan yatırım. E sende vizyon yoksa. Senin evet. kapasiten yoksa böyle bir yeri zaten işletemezsin ki. Batırmak istiyorsun. Halbuki madem devam ediyor yardım et ama. Adamın elinden e, şeyi almak için e, müstecirin elinden geleni yapıyor. Peki o bir dava vardı belediyeye devrolunacaktı. E, ee, el oldu? koyuyordu gitti el koymak falan istedi. Adamcağız kendisine göre zannediyorum mücadelesini yaptı ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. Devredilmedi yani, şu, yani belediye. Devredilmedi. E, herhalde Ocak ayına kadar yürütmeyi durdurma kararı almış. O zaman dava görülecekmiş. O zamana kadar herhangi bir şey yok ama ondan sonra ne olur bilinmez. Evet. Kapansa ne kazanırsın? Ne kazanırsın Mansur? soruyorum sana ne kazanırsın bak şurada arka tarafta görüntüler var dünyanın en muhteşem parkıdır bu ya diyelim bura belediyeye devredilse belediye kapatacak mı burayı bilmiyorum ne yapacak belli değil benim kulağıma bir gelen laflara dedi. göre bir siyasal partinin genel başkan yardımcısı dışarıdan başka ülkeden birilerini ayarlamış onları getirecekmiş benim kulağıma gelen laf bu şimdi adamları tasfiye etmeye çalışıyorlar göndermeye çalışıyorlar tamam ya kime verirsen ver ama çalıştır Evet. Ama çalıştırmak istemiyor. Melik Gökçek yaptı, beceremedi demek istiyor. Kimse gelmedi, gelmedi buralara diyor. Bir bantımız daha var. Kimse geldi mi, gelmedi mi? Açtığımız ilk 10 gün şeyi Anka Parkı 5,5 milyon insan geldi 10 günde. 5,5 milyon insan. günde 500 insan. bin kişi neredeyse. Işte? Tabii 500 bin kişi geçti Pazar günleri 1 milyona çıktı. O tarihte Anka e, şeyin e, sizin Beyaz TV'nin yaptığı haberler var. Bütün caddeler tamamen tıkandı. Gelenler nereye gidiyor? Her önüne gelen diyor ki Anka Park'a gidiyor. Öyle bir şeydi. Tamam bedava oldu. Tamam bedava olursa 10 günde 5,5 milyon geldi. Gelmesin 500 bin kişi gelsin 10 günde. Yani normal açıldığı seyirde. Evet. Gelir mi %100 yüz gelir. Yaşatmak için sen belediye olarak ona destek ol. Niye olmuyorsun? Kıskanıyorsun. Şimdi bak kimisinin vizyonu şu kadar çık, bu kadar çıktır. Kimisinin vizyonu sığmaz. Şimdi onda vizyon yok ki. Vizyon olmayınca batırmaya çalışıyor. Ya bütün Ankara'nın ticaretini ayağa kaldıracak. Ben bunu boşuna mı yaptım? Bu fedakarlığı. İzleyelim yok, o Yok efendim hatı. bir dakika. Bir şeyi bitireyim de. Ee, diyor ki efendim buradan ne olacak? Çok şey olacak burada. Çok şey olacak. Niye? Ankara'nın e, ticari hayatı ayağa kalkacak. Sen Ankara'yı sevmiyorsun ki. Ankara'yı sevsen buraya yaşatırsın. Beni sevme nefret et. Ben Ankara için bunu yapıyorum diye. Yapmıyor, kıskanıyor. Seyredelim. Kaç kişi gelmiş, nasıl gelmiş? Bütün milletimiz görsün. Bak bu gördüğünüz görüntüleri yok etmeye çalışıyorlar. Aziz milletim, Mansur Yavaş bu güzellikleri yok etmeye çalışıyor. Her gün kendi e, medyasıyla propaganda yapıyor. Yazıktır, günahtır ya. Ankara'ya yaz. İzleyelim. Ee, Anka Park açıldıktan sonra ziyaretçi akını nasıldı devam edeceğiz Sayın Gökçek'le. Şimdi evet, böyle Av güzel parkı Avrupa'nın en büyük tema parkı. Evet. Bir de ben Sayın Gökçek bunu kişisel olarak merak ediyorum evet. lütfen. Ee, yani bu kadar büyük projeler hemen böyle birkaç ayda, bir yılda falan e, şey midir böyle Amort hemen eder mi kendini? hemen mesela e, Disneyland gibi bir hale gelir mi yani? Sevgili Onu mu kardeşim, bekliyor insanlar? Disneyland bundan 2 yıl 3 yıl önce e, şey edildi. E, medyaya da intikal etti. 3 yıl önceydi galiba. Ee, e, zarar etti. Disneyland'ın merkezinden 1 milyar euro takviye yapıldı. 1 milyar euro. Paris dediği zaman akla hemen şey gelir. Disneyland, Disneyland. Disneyland gelir. Niye Ankara denince Anka Park akla gelmesin? Böyle bir kompleks var mı? Ben belediye başkanı olarak kalsaydım Benim her zaman daha önce de söyledim. 50 milyon dolar Reklam parası ayıracaktım belediye bütçesinden. 50 milyon dolar. Nereye yapacaktım? Rusya'ya yapacaktım, Ukrayna'ya yapacaktım, Balkanlara yapacaktım, Arap ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ve Çin'e. Buraya yapıp propagandayı müşteri çekecektim. Çekilmemesi için de neden yok. Evet. Ama sen belediye olarak bunu desteklersen olur. Sen desteklemiyette de kösteklersen, sen Ankara'ya ihanet ediyorsun. Burayı kapatmak demek, buranın çalışmamasını istek, e, istemek demek, Ankara'ya ihanet etmektir. Bunun başka bir yolu yok. Melik Gökçek yaptı. Başarılı sayılmasın. Ya yazık günah diye ya. Tam tersine evet. bir belediye başkanı bu işin arkasında olsa Anka Park nasıl çalışır görürüz. Nasıl çalışır? Ee, bütün bunları söyledikten sonra son sözüm şu. Evet. Yani kendisi ne yaptı iki senede? Bak. Anka Park yok şimdi. Anka Park yok. Anka Park da yapmıyorsun. Yaptığın üç tane alt üst var. Ne var sen de çık anlat. Bak ben neler anlatıyorum. Ben sadece desen ki iki, iki senenin içinde ne yaptın? Televizyon programı yap. Beş tane program yaparım ya. Sen bir evet. tane yap ya. Yazık günahtır. Anka Park'a karşı çıkmak cinayettir. Günahtır. Niye kalkıp buradalığı gösteriyorsun da bu güzel görüntüleri göstermiyorsun? Bunlar canlı yayın işte. Hurdalık mı burası? Niye çalıştırmıyorsun? Evet. Niye? Bu güzelliği niye çalıştırmıyorsun? Ankaralı niye bundan faydalanmıyor? Yani anlayabilmek mümkün Medyayla değil. Medyayla beraber Mansur Yavaş'la dolaşsanız. Keşke. İster misiniz o hurdalıkları göstersiniz. Tabii, siz? Keşke. Tabi tabi. Tabi tabi. Beraber gezelim. Milyonda bir ihtimal var mı bunu yapması? Yani ben ezirir, bir Ankaralı ezirir. olarak ezirir. benim böyle bir önerim evet. olabilir yani en azından. Evet, e, Sayın Gökçek, şimdi 3 e, katrilyon e, şeyi var, iddiası var Mansur Yavaş'ın. Evet. 3 e, katrilyon yolsuzluk yapıldığını söylüyor sizin döneminizde. Evet, evet. E, benim hatırladığım kadarıyla basın toplantısında 576 milyon ANFA'da kamu zararı olmuş diyordu. Evet. E, i̇sterseniz... Önce o bantı bir tamam. izleyelim mi? Tabii izleyelim. Ee, yani sizinle ilgili tabii, tabii. yaptığı suçlamalar, ithamlar evet. e, neler? E, bantı izleyelim sonra tamam. Sayın Gökçek'ten e, cevaplarını alacağız efendim. Ee, sayın Gökçek. Şeyle başlamıştım hatırlıyorsanız Nasrettin Hoca hikayesiyle başlamıştım. Et nerede? Et nerede? Kedi üç, nerede? Ha, i̇şte üç katrilyonluk yolsuzluk var. Anlattığım hizmetleri görüyorsun. Bu hizmetler yapılmadı. 3 katrilyon yolsuzluk var. Ama esas mesele şu. Yolsuzluk tabiri nereden çıkıyor? Mansur Yavaş'ın bakın aziz milletim şimdi anlatacaklarımı lütfen çok dikkatli dinleyin. Çok dikkatli dinleyin. Nasıl sahtecilik yaparak beni suçluyorlar? Nasıl faturaların üzerinde elleriyle yaptıkları değişiklikler var? Şimdi size anlatacağım. Mansur'un müfettişleri doğrudan doğruya e, faturaların üzerinde oynayarak e, kamu zararı icat etmeye çalışıyorlar. Olay e, şöyle e, gerçekleşiyor. Şimdi ekranda dört tane fatura gö göreceksiniz biraz sonra. Önce konuyu anlatım anlayın. Lütfen çok dikkat edin. E, geldi oraya ekranı da ben şimdi anlatırken önce anlatayım ondan sonra üzerinden izah edeyim. O kırmızı çizgilerin içerisine iyi bakın. Eee yani bu akla ziyan bir şey 3 katrilyon. Evet. Ya Ziyan ne ya? Palavra ya. Külliyen palavra ya. Gelsin benimle tartışsın istediği yerde ya. Şey etsin ne derler onu bana ispat etsin şeyi. Televizyonda bu e, anlatacaklarımın evet. yalan olduğunu. Ben şimdi anlatacağım belgeleriyle. Sahte belge düzenliyorlar göstereceğim. Yalan olduğunu bana ispat etsinler. Ben bundan sonra siyaset konusunda konuşmayacağım. Mansur işinde konuşmayacağım. Geçeceğim evimde oturacağım. Bak söz veriyorum. İsp Desin ki bu yalan. Biz bu sahteciliği yapmadık. Evet. Desin bana ve bunu ispat etsin. Ben bundan sonra siyaseti de bırakıyorum. Mansur Yavaş hakkında da konuşmuyorum. Ama sahtecilik yaptığını ben ispat edersem kendisi de istifa etsin. Onurlu bir başkana düşen budur. Şimdi nasıl yapıyorlar? Hani e, Anfa'yı devamlı olarak çiçeklerle, efendime söyleyeyim ağaçlarla suçluyorlar ya şu fiyata almışsın bu fiyata almışsın diye. Müfettişlere veriyorlar dosyaları. Müfettişler Çankaya Belediyesi'ne iş yapan bir müteahhiti buluyor. Bak vurguluyorum burada Çankaya Belediyesi'ni. Doğru gidiyorlar İzmir'e ödemişe vesaire. Oralardan faturalar topluyorlar. Bu faturaları topladıktan sonra faturada yazıyor şimdi göreceksiniz. Diyor ki mesela atarak söylüyorum yani yani oradaki şirketlerin belediyeye kestiği faturaları topluyorlar. Belediyeye veya özel sektöre. Hı. Hmm. Yani fiyat çıkarmak için. Fiyat çıkartmak. Yani diyecek ki işte bunun fiyatı 1 lira. Evet. E, ee, Melik Gökçe'nin bürokratları almış 10 lira. Dolayısıyla bu kadar arada fark var diyecekler bunun için. Gidiyorlar o aradan faturalar buluyorlar. Buldukları faturada atıyorum herhangi bir çal. Diyelim ki ardıç örnek olarak vereyim. Orada şimdi görecek vatandaş neyin ne olduğunu evet. karşılıklı olarak. Yalnız bir şey söyleyeyim Ben bunları anlatırken e, Lütfen Mansur Yavaş'ın şu son anlatacağım Bundan sonra 3 olay daha var Kalp krizi falan geçirebilir Ambulans falan yanında buldurun. Samimi söylüyorum ha dalga diye söylemiyorum Dayanılacak konular değil Bunlar ispat edildiği zaman Sahtecilik ortaya çıkacak Vurgun ortaya çıkacak Ve bunların altından Mansur kalkamayacak Mümkün değil Onun için samimi olarak söylüyorum e, Arkadaşları yardımcı olsunlar Mansur'a e kalp krizi falan geçirebilir. Ambulans falan hazır edin. Bunu dalga diye söylemiyorum. Devam ediyorum. Ben espri diye söyledim. Yok yok yo, yo, yo ciddi ama söylüyorum. Ya. Yani. Tabii ciddi söylüyorum ya. Şimdi sahte evrakı ekranda göreceksiniz. Bir tane değil. Tam 16 tane var bundan. Ben size 4 tane getirdim. 16 tane böyle sahte evrak var. Şimdi evet. gidiyor adam şeye İzmir'e. İzmir'de evrakları topluyor. Faturanın içerisinde yazıyor, atarak söylüyorum, Çalı grubu, Ardıç diyelim. Ardıç 1 lira, 80 kuruş. Neyse buluyor. Evet. Diyor ki, belediye bundan kaç tane almış? Bir farz, 10 milyon tane almış. Kaç liradan almış? 8 liradan almış, 9 liradan almış. 8 liradan alınca, o 1 lira olunca aradaki fark ne? 7 lira. 10 milyon tane de ne yapıyor? 70 milyon ediyor. Melik Gökçek dönemindeki bürokratlar 70 milyonu cebe attı diyor. Ve kamuoyuna hep böyle verdi. Böyle anlattı. Fakat şunu söyleyeyim. Şu kadarcık mübalağa etmiyorum. Bir fide. Oradaki ne olduğu belli değil. Fide mi? Yoksa şöyle kocaman bir ardıç grubu mu? Bir çubuk mu? İki çubuk mu? Üç çubuk mu? Büyümüş mü? Saksısı var mı? Mesela bizim aldığımız ardışlar 2 litrelik saksılardaydı genellikle. Genellikle evet. diyorum. Şimdi mukayese edebilmeleri için bunun ikisini faturaların içerisinde onun vasfının ne olduğunu yazılması lazım. Yani 2 litre diye yazılması lazım örneğin. Bunlar yazmıyorlar. Peki yazılmayınca aldıkları faturalarda yok. Ne evet. yapıyor biliyor musunuz müfettişler? Alınan o bitkilerin karşılığına... Bizim aldığımız bitkilerin aynısı gibi elleriyle şey yazıyorlar, rakamlar yazıyorlar. Hmm. Şu kadar yani büyüklükte, çapta. Şöyle bir saksıda cinsine göre bitkinin. Kendi el yazılarıyla yazıyorlar. Ve bunu mahkemeye mi veriyorlar? Tabii. Biz savcılıktan aldık bu şeyi, dosyayı. Suçlanan arkadaşlar savcılıktan aldılar. Aldık bir işledik, camın, e, inceledik. Her taraf sahtekarlık. Bu sefer zannediyorlar ki onlar bu faturaların aslını Melih Gökçek ve arkadaşları bulamaz. Rabbim de yardım ediyor işte. Allah'ım olsun. Yani yalancının mumu yatsıya kadar yanar, yanıyor. Biz de bu belgeleri buluyoruz. Belgeleri bulduktan sonra biz de bunlara verdik mi savcılığa? Şimdi savcılıktalar. Bakın şimdi bir ekrana getirelim. Anlatayım evet. ekran üzerinden. İki faturayı mı ekrana getireceğiz? Efendim. İki faturayı. E şey e kaç tane getirdim? Dört tane getirdim. Yani. Bakın şu anda ekranda hangisi olduğunu görmüyorum da ben önümden okuyacağım millet oradan e, evet. baksın e, görsün doğru, uzak olduğu doğru için doğru fatura değilse uyarım ben arkadaşlar e, şey bu Hakan Yol Hakan Yoldaş galiba bu değil mi Evet er, e, evet yol, Serkan yoldaş. yoldaş Serkan Yoldaş Serkan evet Evet yok şu galiba bakayım evet bu şu yok Hepsi Serkan Yoldaş'a Yoldaş, evet, Yoldaş, evet. Serkan Yoldaş. Evet evet evet. evet. Şimdi e, onları getirmişim. Diyorum 16 tane var böyle. Şimdi sol taraftaki faturaya bakın. E, mesela ne demiş burada? Ihlamru 18-20 demiş bizimki. Tamam mı? Piramit mazı, erguvan, bol çiçekli elma, adi diş budak demiş mesela faturanın birisinde. Evet. Ama yanında dikkat ediyorsanız miktarı var şeyi yok. Ebatı yok. Ebatı yok. Sağdaki fatura bakın aynı fatura bu. Farklı fatura değil. Aynı fatura, aynı faturada ellen oynanmış, karşısına yazmış. 18-20, 2 metre, 12-14, efendime söyleyeyim 14-20 yazmış. Değiştirelim bu faturayı, ikincisine de bakalım. Aynı. Bakın burada da soldaki fatura gerçek, sağdaki fatura müfettişlerin kendi elleriyle doldurdukları sahtecilik. Evet. Üçüncüsünü görelim, o da aynı. Bakın görüyor musunuz? Bir sol tarafa bakın lütfen, bir de sağ tarafa bakın. Sol tarafı da e, benim fotoğrafım için geliyor üzerine. Onu kaldırınca lütfen beni kaldırın. Bak tam onun yanına bakın. Yandaki boş. Beni de kaldırın arkadaşlar. Eh, evet. Bak yanda, yanı bomboş bomboş. dikkat ediyor musunuz? Şimdi bu ikisi aynı fatura. Aynı fatura. Değil mi sayın Aynı gerçek? fatura aynı. Şimdi soldaki fatura e, İzmir'den aldıkları gerçek asıl, asıl. aslı faturanın. Evet. Sağdaki faturada da diyorsunuz. Müfettişler, müfettişler elleriyle dolduruyor. Elleriyle doldurmuşlar. Ama numaraları, şey tarihleri hepsi aynı fatura. Aynı, aynı. Şimdi öbür faturada bunların ebatı olmadığı için şimdi bir ağaç vardır, e, mesela diyelim ki e, ne aldınız? E, çınar aldınız, çınar ağacı. Bu çınar ağacı 2-4 santim olabilir, 4-8 santim olabilir, 8-12 olur, 16-20 olur, 30 olur. Ben Avrupa'dan aldığım ee, özellikle çınarlar mesela devasa evet. çınarlar şöyle bir gövde var şimdi evet. bu gövdeyle şu fidan tarzında olan aynı mıdır yani düşün ki e, bir tane çubuktur şey çınar bir çubuktur o da çınar şöyle biraz açıklayalım mı sen Gökçek tabi şimdi e, mesela burada ben faturaları şu anda tam göremiyorum ama 80 kuruşa alınan faturanın karşısına aslında 3 santim 5 santim yeni fide e, olabilir. Ya, Bilmiyoruz ne olduğunu. Lazım. Ama evet, evet. Ama e, yolsuzluk gösterebilmek için evet. daha sonra evet. onun karşısına 80 kuruşun karşısına 2 metre yazmışlar. Evet. Orada 80 kuruş siz 10 liraya almış görünüyorsunuz. Tabii. Doğru mu? Tabii. Tabii tabii tabii, tabii. Yani e, onun karşısında yazacak yani vicdansızlıkta değil. Ya vicdansızlık mi ötesi ya. yani. İftira hani, ya. Yani yolsuzluk şeyinin ötesinde Eğer bak eğer bundan Mansur'un haberi varsa Evet, kul hakkı. Ya, şey ede, edebilmek yani şey ee, bir şey diyemiyorum yani anlayabilmek mümkün değil yani. Yani ee, bunlara ciddi bir cevap verilmesi gerekiyor. En azından ee, inançlı insanlar tabii bitmedi, kul bitmedi, hakkına bitmedi, inanan insanlar öyle bittiğine için demiyorum evet. yani. Ben gerçekten şaşırdım da yani bir insan nasıl yapar böyle bir şeyi? Yani bu ya resmen bir organize suç. Hadi organize suç olmadığını kabul edelim. Mansur için en azından rezalet. Şimdi Mansur yavaş yarın bu faturalarla ilgili açıklama yapsın istiyorum. Saygı Öztürk. Sevgili kardeşim, sen yazacak bunu? Hı? Fox TV. Ankara Belediyesi'nde sahte fatura yaparak Melik Gökçe'yi suçladılar diyeceğim mi? Ondan sonra 576 değil, 5 katrilyon da çıkartırsın sen yolsuzluk. Sahte belgeyle siz vereceksiniz bunun hesabını mahkemede siz. Öyle bedava değil. Geleceğim ben de mahkemeye geleceğim. Yüzlerinize bakacağım şöyle bir bakalım. Sahtecilik nasıl? Siz de beni suçladığınız bir konuda savcılıktan dava açılırsa siz de benimkine gelin. Ondan sonra da bir de kamuoyunu etkilemek, savcıları etkilemek için Melih Gökçek için için soruşturma açılmadı. E böyle sahtecilik yapıyorsunuz. Neyin soruşturması açılacak? Savcı görmeyecek mi bunları? Savcı yani diyorsunuz ki Melik Gökçe'ye bu sahte faturalarla açsın, mahkum etsin. Tam bir FETÖ metodu. FETÖ. Zaten Ankara Belediyesi'nin üzerinde fetonun acayip bir böyle hegemonyası var. Ben size söyleyeyim. Hegemonyası var. Bürokratların bazılarına bakın. Bir de geçmişlerine bakın. FETÖ'cülüğe bulaşmış mı bulaşmamış mı? Bir de onları bir incelet Mansur. Bak Allah nasip ederse önümüzdeki haftada çıkmak istiyorum benimle ilgili Melik Gökçek FETÖ'ye maddi imkan temin etti. Rant temin etti diye suçlamada bulundu. Gelecek hafta belgelerle de bunu anlatacağım. Siz ne yaptınız? Kimlere ne kıyak geçtiniz? Durun bakalım. Melih Gökçek söyleyip de ispat edemediği bir olay oldu mu şimdiye kadar Allah'ın izniyle? Sevgili Ankaralılar soruyorum. Mansur yüreği yetiyorsa gel o dosya üzerine çıkalım. Bak, ben benim... de tam onu söyleyecektim. Ee, yani öbür hafta Sayın Mansur Yavaş gelsin. da gelsin. Ben buradan... Ya sana gelmez gelmez de. Yo, ben Şirin buradan, ben davet ediyorum. Şirin Payzı'na çıkalım. Ya evet yani Şirin Payzı'nın programına da çıkabilirsiniz. Şey var onun e, devamlı e, yazılarını yazan abone olan Say e, Saygı Öztürk var. O yönetsin. Yani... Kendisini güvende hissetsin yani. Evet. Kendini güvende hissetsin. Var mı yüreğin? Yüreğin var mı Mansur? Şu anda e, hissedebiliyorum, beni seyrederken içindeki psikolojiyi ben buradan görüyor gibiyim. Yapamazsın çünkü yalan yapıyorsun, yanlış yapıyorsun, iftira atıyorsun ve özellikle savcıları baskı altında bırakmak için de gazetecilere ve televizyonculara devamlı olarak bu Melih Gökçek niye yargılanmıyor? Kaç tane suçu var? Ya varsa gel yüzle tartışalım ama yürek ister yürek. Sen Melih Gökçek misin? yüreksiz. Peki, evet. şimdi ee, devam edeyim, bitmedi bu konu. Devam ederim, buyurun. Bakın. Sadece bu değil olay. Şimdi nerede şu belgeyi bulayım önce? Faturalarda kalmıştık Yok. en son. ay o hay, şey bununla ilgili iki bir fatura belge yine var. bir dakika. Başka faturalar mı? Faturalar değil. Hayır bir e, şeye getirsinler ekrana da. Şurada mı? Yok. Nereye koyduk onu ya? Allah Allah. Ee, bu arada ah buldu, 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 Buldunuz buldum, mu buldum, buldum, buldum. Şimdi Bitkiler diye bir şey koydum ee, Lütfen ekrana getirir misin Bakın Şimdi değerli vatandaşlarım Sadece e, Beni suçlamak için e, Sahte fatura yapmıyorlar Onun ötesinde ikinci bir iş daha yapıyorlar Şimdi Ekrana baktığınız zaman mavi olaraktan gördüğünüz, heh, böyle verin ki iyice görsün insanlar. Mavi diye gördüğünüz yer savcılıkta Gökçe'ye suçlama yapmak için Mansur'un müfettişlerin topladığı sahte faturalarla düzenlediği fiyatlar. Tamam mı? Hani değiştiriyor ya. Evet. Mesela ne almış işte Pinus nigra karaçam 8 lira demiş. Tamam mı? Evet. Kim buluyor bunu? Mülkiye, pardon şeyin müfettişleri Mansur'un Mansur müfettişleri Bu fiyatı satın alıyor Ve ondan sonra benim aldığım fiyatla mukayese ediyor Burada yok benim aldığım fiyat Diyelim ki Ben de kalkıp 8 lirayı 16 liraya aldım Diyor ki burada 8 lira fark var İşte atarak söylüyorum 10 bin tane almışsın 10 bin çarpı 8 şu kadar para Evet Diyor. Şimdi Allah o kadar büyük Rabbim o kadar büyük ki Mansur Yavaş kendi döneminde de aynı bitkileri almış. Yani benim suçlandığım bitkiler var ya. Benim aynı, aynı boyda onları mı almış? Evet evet aynısını evet. almış. Şimdi e, 8 liraya diye e, bizi suçladığı. Sizin 8 liraya aldığınız bitkiyi. Bitkiyi müfettişler bunu ortaya da çıkarttılar. İç, e, İçişleri Bakanlığı müfettişleri çıkarttı bunu ortaya. Evet. Yavaş'ın aldığı fiyat 80 lira. Bakın dikkat edin. 2019'da yanında yeşil olan yer var ya. Evet. Yavaş'ın 2019'da aldırdığı bitki fiyatları. Bunların faturası var bizde. Evet. Mansur Yavaş kendisi 80 liraya alıyor. Beni 8 liradan aldı diye suçluyor. Kendisi 10 kata almış. Kendi dönemiyle ilgili bir şey yok. Mesela aşağıda en altına inelim bunun. Ee, evet. Neymiş? Ee, Süs eriği. 75 lira diye savcılığa gönderdiği fatura e, onun da o zaman 75 liraya alması lazım. 350 liraya almış. Allah Allah. Ya. Yani. Görebiliyor musun yani? Sen kendi döneminle niye mukayese etmedin Mansur? Benim dönemimi uydurduk e, faturalarla idare ediyorsun da. O uyduruk faturalarla bir de kendi aldığın dönemi mukayese etsene. Ne bu? Vicdan mı ya? Merhamet mi ya? İhsap mı ya? Bence bunu ancak FETÖ'cüler yapar. Başkası yapamaz. Samimi söyleyeyim İnsanlara iftira atan, mekanizmayı Türkiye'de kuran FETÖ'cülerdir. Mansur Yavaş'a FETÖ'cü mü hayır, diyorsunuz? Hayır. Hayır. Diyor. Bir şey demedim. FETÖ'cüler yapar bunu. Yani FETÖ taktiği diyorsunuz. E, FETÖ taktiği. FETÖ taktiği. Evet. E, ve bu suretle de kendi dönemiyle ilgili tahkikat yapmamış. Ama Allah'ım da Bunlar müfettiş raporlarında ortaya çıktı. Şimdi bütün bunların hepsini topladığımız zaman söyleyeceğimiz laf şu. Arkadaş, sahte e, sahtecilik yapıyorsunuz. Bu sahteciliğin içinde sen var mısın yok musun? Mansur Yavaş. Bunu kamuoyuna açıklaman lazım. Saygı Öztürk, sor. Saygı, sor. saygı ee, Öztürk, hayran olduğun Mansur Yavaşa peşinden koştuğun yavaşa sor. De ki, bu işin içinde sen var mısın yok musun? Saygı Öztürk'e biraz fazla mı yükleniyorsunuz? E, kalkıp e, devamlı tetikçilik yaparsa benim de yapacağım bu. Sizin ya, açıklamalarınıza yer vermiyor muyum? Yer mi? mi? Ya şimdi geçen hafta Saygı Öztürk yazıyor. Öyle ballandıra mallandıra yazıyor. 576 sorduğunuz soru var ya. 576 evet. trilyon lira ben yolsuzluk yapmışım. Hadi verdim cevabını. Cevabını da yazsana Saygı. Fox bir verdiniz bunu. Cevabımı da yazacak mısınız? Söyleyecek misiniz? Şu kadar vicdanınız ve onurunuz varsa benim söylediğimi cevap verirsiniz. Üstüne üstlük de Fox'a da söylüyorum. Saygıya da söylüyorum. Kim varsa onlara da söylüyorum. Çağırın televizyonda yüze gelelim. Gelmiyorsa yalan söylüyor. Bu bir balondur Mansur Yavaş. Neymiş de Cumhurbaşkanı olacakmış. Olursun. Daha dur. Allah izin verirse en az bir ay boyunca haftada bir defa televizyona çıkıp senin hakkında neler anlatacağım neler? Neler anlatacağım neler? Söz veriyorum milletime neler anlatacağım. Vakit Vakitler. Biraz i̇ki, daha iki reklamdan saat sonra buçuk. anlatır mısınız? Reklam ama geldik. Evet. Eyvah. Öbürlerini nasıl yetiştireceğiz? Evet. Hadi çabuk olalım. Ee, evet, zamanımızda ee, Zamanımız da sıkışıyor. O yüzden ne kadar var? Ha 2 dakikamız daha varmış. Bunu yani bu bu konu bu konu gördüğüm kadarıyla bitti. Evet. Bu konu bitti. Artık Şimdi... herkes elini vicdanına koysun. Değerli vatandaşım Allah aşkına sorun bunu sokakta sorun. Gidin yakasına yapışın e, Mansur'un. Sahte evrak gösterdi Melik Gökçek. Bunu nasıl yaptınız? Bu evrakların üzerinde nasıl oynadınız? Ayıp değil mi? Günah değil mi? Niye bu kadar vicdansızlık yapıyorsunuz? Nedir bu ki? Mansur Yavaş'ın haberi olmayabilir mi bunlardan Sayın Gökçek? Yani Olmamasını hani müfettişler... bana, bana göre, bana göre olmaması mümkün değil. Müfettişler bir iş güzarlık yapıp işte e başkanın gözüne Mansur gireyim Yavaş, falan gibi. Mansur Yavaş zaten mecburen kendini kurtarmak için ben bilmiyordum bunları diyecek. Başka şey yok. Bilmiyorum diye. Ama çıkıp söylüyorsun 576 milyon lira Melik Gökçek zimmet yani arkadaşları ile birlikte yolsuzluk yapmış diyorsun. Atıyorsun bana her türlü pisliği. Ver o zaman sen de beraberce hesabını. Niye vermiyorsun? Aziz milletim Allah aşkına ellerinizi vicdanınıza koyun. Eğer bir adam söylediğini ispat edemiyorsa isna, e, isnatı yapmış olduğu Melik Gökçek'le karşı karşıya çıkıp hesaplaşmıyorsa bilin ki yalan söylüyor. Benim söyleyeceğim bu yalan söylüyor. Evet. Yaptığı tek şey algı yönetimi. Mış gibi söylüyor. Gerçekmiş gibi anlatıyor. Gerçek ve insanları da gerçekmiş gibi inandırıyor. Çünkü tek taraflı gidiyor. İlk defa Melik Gökçek ekrana çıkıyor. Dikkat edin. Bu kadar senedir sabrettim. Etrafıma da söyledim. Artık sabredemiyorum. Millete anlatayım ki bu adamların gerçek yüzlerini görsün. Biraz sonra nasıl vurgun yaptılar onu göstereceğim. Kendi menfaatine nasıl rant sağladı onu ispat edeceğim. Size üç ayrı konu var. Üçünü de anlatacağım görün bakalım. Peki efendim e, Sayın Gökçek iddialı konuşuyor e, ama bizim de bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Az sonra yine birlikte olacağız. Efendim Sayın Gökçek'le gündem özel programı devam ediyor. Sayın Gökçek, e, Sayın Mansur Yavaş'ın şeffaflıkla ilgili <laughs> iddialı bir geliş oldu Büyükşehir evet. Belediyesi'ne ve e, ihalelerin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin şeffaf yapılacağını söyledi, halka açık yapılacağını söyledi. E, bu konuda bir bandımız var e, Sayın Yavaş'ın şeffaf ihalelerle ilgili e, izleyelim onu devam edeceğiz. Evet şeffaf olalım diyoruz. Şirketlerde <laughs> evet. ticari sır falan olmaz, olmaz diyor. diyor. Ben e, Mansur Yavaş'tan mavi vas vasıtasıyla 50'ye yakın sual sordum. Bunların belli bir kısmı şirketlerle ilgili. Sorduğum suallerin hepsine her zaman standart cevap veriyor. Bu ticari sırdır diyor. Yani burada söylediğinin tam tersini yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ama burada çıkıp bunları söyleyebiliyor. Hayır Siz Melih şey. Gökçek olduğunuz için öyle söylüyor olabilir mi? Olamaz. kanun kanunen zaten suç işliyor. O konuda da mahkemeye başvurdum. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. İkaz ediyorum en son attıklarımda. Diyorum ki bana kanun, ya diyorsunuz ki bu ticari sıdır ya da diyorsunuz ki eğer internetten bakarsanız bir yerde bulabilirsiniz. Halbuki kanun diyor ki eğer cevap vermiyorsan nerede kaynağı olduğunu internetten somut olarak soran kişiye bildirmek zorundasın diyor kanunda. Bildirmiyor. Şimdi evet. bundan dolayı e, suç duyurularında bulundum. E, önümüzdeki günlerde zaten kendisini de çağırır. E, sorarlar. Bu Sen şeffaf bunları... olmadığını gösterir. Tabii şeffaf, gösterir, şeffaf olmadığını göstermesi için ikinci esas mesele var. Şimdi e, kanuna göre bir açık ihale vardır. Evet. Bu açık ihaleye herkes girer. Evrakı tamamsa girer. En ucuz veren de alır gider. İkinci ihale tarzı Davetiye usulüdür yani 21b'dir kanundaki adı budur 21b. Buna göre e, istedikleri kişileri çağırır bir kişi iki kişi üç kişi en az üç kişi çağırması lazım da 3 evet. beş 10 tane adam çağırır ve bunlardan birisi de ihaleye satın alır. Onunla ilgili mi? de bir bandımız vardı herhalde izleyelim mi? E, i̇zleyelim yani diyor ki şey e, Mansur, Mansur yavaş Mansur yavaş diyor ki eğer diyor. Ben diyor ihaleyi vermek istesem diyor e, birisine açık ihale yapmam biraz sonra anlatacağım onu 21B'ye göre yapardım. Yani davetiyle yapardım diyor. Peki nasıl demiş onu demiş, izleyelim dileyelim. Mansur Yavaş devam edelim. Ne demek birisine verilmek istenseydi açık ihale yapılmazdı. Yani 21B yapılırdı evet. biz de istediğimizi verirdik diyor. Ben de aynısını söylüyorum zaten Mansur Yavaş istediği ihaleyi istediğine vermek için 21B ile yapıyor. 21B ile yapıldığı zaman da herhangi bir şekilde istediğine veriyor. Bakın önümde 21B ile ilgili birkaç tane örnek var. Şimdi Ankara'da e, bir ihale var. Bu ihale e, pardon. Bu ihale Ankara'daki sayaçların okunması ile ilgili bir ihale. Sayaçların okunması şöyle. E, ön ödemeli kartlı su sayaçlarının bakım onarım hizmet Alım işi. 6 milyon 242 bin liralık bir ihale. İhaleye sadece ve sadece tek kişi giriyor. Şu firma giriyor. Tüketim tüketim malları, gıda, inşaat, otomotiv sanayi. Şimdi bu öyle bir firma ki bakın nasıl işte Mansur'un tarifine birebir uyan bir ihale. 2014 2014'te kurulmuş bu firma. Evet. İstanbul'da. Ankara'da değil. Evet. E, 23 2020'de Ankara'da şube kuruyor. Yani 2020 yılında kuruyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde kalkıp da bu ön edemeli kartlı sayaç konusunda tecrübesi yok. İhaleye girmemiş. Tutuyorlar ihaleyi bu adama veriyorlar. Tek kişi giriyor. Bak İstanbul'da bir ne şirketi okudum. E, tüketim malları gıda inşaat otomotiv. Yani bu konuda hiçbir tecrübesi yok. Sen bu adama nasıl veriyorsun arkadaş ya? Üstelik de Ankara'da iş yapmamış. İstanbul'da iş yapmamış. Şube açıyor Ankara'ya. Ertesi gün bu adama anahtar teslimi yapıyorsun. Buyur yap diyorsun. İşte 21B Mansur'un söylediği bu. istediği adama vermek için bunu yapıyor. Kim yapıyor? Mansur'un kendi ekibi yapıyor. Neye göre yapıyor? 21B'ye göre yapıyor. İkinci bir örnek daha vereyim. Gideyim. Çünkü diğerlerini yetiştirmem Tabii, lazım. İkinci buyurun. bir örnek. Asi Genel Müdürlüğü e, motorun mal alımı ihalesine çıkıyor. Bir kişi çağırıyor. 2 milyon 787 bin 812 lira yaklaşık bedeli var. Bak 2 milyon 787 bin. 2 milyon 915 bin liraya veriyor. Üstüne veriyor muammen bedeli. Düşünebiliyor musun? Kim yapıyor? Mansur'un adamları yapıyor. Yine bu şeyde 21 B'ye evet, göre. 21 B ile ilgili. Yani 21 B, B <laughs> istediği adama <laughs> anahtar teslimi yapar. Şimdi şeyde göreceğiz. Eee. Biraz sonra iki tane konu anlatacağım. Maske ihalesi. Evet. İkincisi de kömür ihalesi. İkisinde de anahtar teslimi var. Nasıl anahtar teslimi olduğunu göreceğiz. Tam Mansur'un kendisini tarif ettiği gibi veriliyor. Şimdi e, üçüncü bir örnek daha vereyim. O şeffaf açık diyorlar ya. Evet. Şeffaf açık dedikleri yerde 21B'ye göre çağırdığın zaman vasıflarını kimse bilmiyor bunun. Kaç tane alındığını da bilmiyor. Adamlar oturuyor böyle karşılıklı olarak. 3 kişi 1 kişi 2 kişi durumuna göre 21B'nin ihale alıp gidiyor kaçı aldın kardeşim aslında kaç tane aldın atarak söylüyorum 1 milyon liraya ihale oldu 10 tane mi aldın 100 tane mi aldın meçhul kim denetliyor bunu Sayın kimse denetlemiyor bu yok denetlemiyor yok ama bakıyorsun televizyona televizyona baktığın zaman karşında adamlar oturunca sen buna şeffaf ihale diyorsun şeffaf filan kesinlikle değil öyle ki bu şeffaf ihale dedikleri televizyondaki ihalede bazen Şeyi açık unuturuyorlar mikrofonu. Yaptıkları ihaleye fesat e, yapma ağızlarından çıkıyor aynı şekilde gözüküyor. Seyredelim mi bir? İzleyelim. Bak tekrar dikkatli bakın sevgili vatandaşlarım. Güya şeffaf ihale ama mikrofon açık oturuluyor. Adama ihaleyi nasıl veriyorlar görün. Gör. Evet. Gördünüz mü? Evet. Güya evet. şeffaf bu. Adamda ihale e, evrakları eksik. Adam diyor ki mikrofon açık olduğunu unutuyor. Sizin evraklarınız eksik ama ben sana bu ihaleyi verdim diyor. Evet. Nasıl iş bu? Yani Nasıl iş normal bu? prosedürde ne olması gerekir? Elenmesi mi gerekir? Kesinlikle evrakı eksik olan adamı ihaleye sokmak ihaleye fesattır. Kanundaki tarifi budur. İhaleye fesat sokmaktır. Olur mu böyle bir şey? Peki şimdi biraz hızlı gidelim evet. Sayın Gökçek. Ee, sizin Twitter hesabınızdan paylaştığınız bazı vurgun iddialarınız da var Evet. Onlardan ikisi maske ve kömür konusunda Ankara Büyükşehir evet. Belediyesi'nde evet. E, yolsuzluk yapıldığı evet. Vurgun yapıldığı iddianız evet. daha doğrusu sizin tabirinizle evet. Önce şu maske işini konuşalım sonra kömür konusuna tamam. gelelim Nasıl maskede bir vurgun yapılmış? Şimdi e, bu son meclisin içerisinde Mansur Yavaş bu iki konu üzerinde de konuşmalar yaptı. Dedi ki e, bunları dedi biz 21B ile yaptık 21B ile yaptık ama dedi e, netice itibariyle dedi yapılan işlerde anormal bir şey yok dedi. Bak nasıl yapıyor şimdi anormal mi değil mi? Şimdi aziz vatandaşım çok dikkatli olarak dinleyin bildiğiniz maske var ya şu şu maskelerden Mansur Yavaş 3 sefer ihaleye çıkıyor. 21 B ile çıkıyor. Yani davetiye usulü ile çıkıyor. Şey geliyor, vatandaş geliyor, ihaleye geliyor. 3 Üç ihalenin 3'ünü <laughs> de bir vatandaş alıyor. Alan vatandaş kim? Efendim söylemeyelim ismini isterseniz. Hani ha, peki ismini söylemeyeyim. Evet. Alan vatandaş ekrana aslında şeyi getirebilirler ama burada da isim gözükür. Onu göstermeyelim. O değil. Evet. Ötekisi yani öteki size verdiğim evrak da. Mavi evrak. Öyle söyleyeyim. Ben buradan okuyayım. İsmini okumayalım. Evet. Adam bu ihale alanın maske, maske ihalesini alan, alan adam e, 2010 yılında şirketini kurmuş. 2014 yılına kadar 5 tane e, ihale almış. 5'inin 5'i beşi de yapım. Zaten şirketi de adı Yapım firması e, şey olaraktan doğrudan doğruya. Ve bu almış olduğu <laughs> e, adı şu, yapı. Endüstriyen ve Ticaret Limitet Şirketi. Başını söylemiyorum. Evet. Sen söyleme dediğin için. Evet. Bakın adı ne? Yapı Endüstriyen Ticaret Limitet Şirketi. Beş tane şi şeye giriyor. 2000 yılından 2014 yılına kadar ihale. Hepsi de yapı inşaat. İnşaat yapmış. Değişik şeylere. Yani sağlık medikal konusunda Hiç bir Hiçbir alakası yok. yok. Sonra e, bu medikal ihalesini alana kadar da 2014 yılından itibaren hiçbir ihaleye girmiyor adam. Sonra üç tane ihale yapılıyor arka arkaya. Üçüne de bu giriyor, üçünü de bu alıyor. Bakın, lütfen dikkat edin aziz milletim bak. Üç tane ihaleye giriyor, üçü de davet usulü aynı adam alıyor. Kaç kişi giriyor? Bir kişi giriyor. Mansur şeyde diyor ki bunlara bir kişi girmedi diyor. Birisine sekiz, birisine on böyle rakamlar veriyor. Peki sekiz kişi on kişi girdi de kardeşim. Niye bir kişi teklif verdi? Niye bir kişi de teklif geldi? Demin tarif etti ya kendisi. Evet. Biz istediğimize vermek <laughs> istersek böyle olur. Üç tane ihaleydi o alıyor. Onun arkasından bir açık ihale. Yani herkesin girebileceği dördüncü ihaleyi yapıyor Mansur. Yine maskeyle ilgili mi? Yine maskeyle ilgili. Evet. Dördüncü ihale. Bakın şimdi liste gelir mi şeye, ekrana? Dördüncü ihale. E, şu ortadaki maviyle göreceksiniz. 23 tane katılımcı 25 milyon tane şeyi almak için maskeyi. maskeyi almak için giriyor. 4 milyon 800 bin lirayı alıyor. Tanesi 19 kuruş maskenin. Açık ihale oldu ya rekabet evet. var. 23 kişi giriyor 23. Benim hemen aklıma geliyor önceki maskeler kaça alındı? Şimdi gelecek o söyleyeceğiz tabii. Orada şu anda şeyde görüyorsunuz sarı kısmın en sonunda görüyorsunuz. İlk ihalede 78 kuruş alıyor. İkinci ihalede 77 kuruş alıyor. Üçüncü ihalede 62 kuruş alıyor. Tamam mı? Bak 19 kuruş 78 kuruş. Dört kat. Şeyler, e, rakamlar dört katını alıyor. Şimdi bak soruyorum Mansur'a ben. Buradan soruyorum. Şimdi, sevgili Mansur Bey. Arkadaş diyorsun ki hepsine biz 8 kişi 10 kişi ihale, e, şey, davet ettik. 8 kişinin, 10 kişinin hiçbiri ihaleye teklif vermiyor. Hep bir kişi veriyor, aynı kişi veriyor. Hayatında da kesinlikle, kesinlikle bu işi yapmamış. Yapmayan bir adam, yani inşaatçı, gelip maske ihalesine giriyor. Bu nasıl iş? Peki bu şeyin maskelerin toplamı kaç tane? Birinci ihalede bir buçuk milyon, ikinci ihalede yedi buçuk milyon, üçüncü ihalede on beş milyon. Yani yirmi dört milyon. E pardon. 23 milyon şey alıyor. Maske alıyor. Maske alınıyor. Son ihalede kaç tane alıyor? 24 milyon alınıyor. Pardon 25 milyon alınıyor özür dilerim. 50 milyon? Tabii maske alınıyor. Yani Ankara'da kişi başına belediyenin 10 sefer veriyorsun. Çocuklar da dahil 10, 10 sefer, veriyorsun. maske Öyle gözüküyor o rakamda da başka bir iş şey oldu olmadı ona iftira atmayalım. Yok yok yo, ben hayır Bilmiyoruz. Ben, Bilmiyoruz. ben iftira atmak Artık şimdi rakamlara de, baktıktan sonra aklıma, şimdi aklıma şimdi geldi, söyle, evet. şimdi söyleyeceğimi söyle e, duyunca vatandaşımız hepten yani ulan böyle de olur mu diyecek. Bakın 3 tane açık ihalenin toplam ihale alım bedeli yani ihale yapılıyor bitiyor 17 milyon e, 40, 45 bin 676 lira 17 milyon düzlük yapar. 17 milyon e, şey ediyor, para veriyor belediye bu üç ihaleyi aldığı adama. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü ihalede 17 trilyon lira veriyor. Peki açık ihalede 19 kuruştan gidiyor. Bunlar da 19 kuruştan açık ihaleyle alınsaydı e, aradaki fark ne olacaktı? 12 milyon 485 bin lira fazla para ödeme yapıyorlar. 17 milyonluk ihalede. Vurgunu görüyor musun? Evet. Bak 17 trilyona alı, e, alıyor belediye bunu 17 trilyonu diyor adama. Halbuki öbür tarafta 25 milyon şey yap, bu 23 milyon 25 milyon ihale yapmış maskeyi 4 milyon 800 bin liraya alıyor. Aradaki farkı görüyor musun? Çıkartıyoruz ikisini en alttaki kırmızı bölgeye bakar mısınız? Evet. E, 4 milyon 560 bin e, ihale bedeli gerçek ihale bedeli eğer kalkıp da açık ihalede yapıldığı gibi 19 kuruştan alsalar 4 milyon 560 bin lira ödemesi lazım belediyenin. 17 milyonu diyor. 12 milyon 485 bin lira şeye gidiyor. Birilerinin vurgun olarak cebine gidiyor. Kesin. Peki yüzde kaç bu vurgunun oranı? Yüzde 73.25. Evet. Yani 1 lira olacak şeyi tabiri caizse 4 liraya alıyor Bir ihalede sadece maske ihalesinde 12 milyon 485 bin lira Vurgun var Bütün rakamlar ortada mı? Hadi evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? 17 milyonluk işin içinde Sen kalkıp neredeyse 12 buçuk milyon Ağzı düz Pahalı verebilir misin? Yani siz şunu mu diyorsunuz? İlk 3 ihale de açık ihale şeklinde yapılsaydı rekabet edilip evet o maskelerin evet. fiyatı da 19 evet. kuruşa hadi bilemedin 30 evet. kuruşa düşer. Ne, di, ne diyor şey? Eee <laughs> ne Mansur yavaş siz tabi onu görmüyorsunuz. Biz onu televizyondan evet. seyrettik. İsteyenler meclis toplantısını izleyebilir. Diyor ki kardeşim diyor bunda bir şey yok ki herhangi bir şey yok ki diyor yani. Gayet normal diyor. Biz diyor onlara diyor 8 kişi 10 kişi çağırmışız zaten. Ya 8 10 kişi çağırıyorsun da davetiye bir kişi giriyor. Davetiyesiz millete açık ihale yapıyorsun. 23 kişi giriyor. Bu nasıl iş? Onu da davetiyeli değil de normal açık yapsan gene 23 kişi girecekti. Bir kişi giriyor. Öyle bir kişi ki hayatında kesinlikle ve kesinlikle e, inşaat işi yaptığı için e, tekstille uğraşmamış. Son, adrese teslim mi diyorsunuz? Adrese teslim tabii. Peki Ad adrese geçelim teslim. Sayın evet. Gökçek Kömür konusuna. Geçelim Ayhaş. Şimdi kömür konusunda da biraz önce siz söylediniz, e, sizin dağıttığınız kömürün yarısını e, dağıttıklarını söylediniz ya da ihale yaptıklarını evet. yarısından daha az hatta. Şimdi ve bu konuda da bazı yolsuzluklar olduğunu iddia ediyorsunuz kömür evet. konusunda. Evet. Evet. Bu nasıl oluyor? Bunu da bir rica edelim. Çünkü ha, Twitter'da ha. da bahsediyorsunuz bu evet. konudan. Evet. Şimdi e, Ankara Büyükşehir Belediyesi açık bir ihale yapıyor kömür konusunda. 50 bin ton kömür alacak. Vatandaşımız dikkatle dinlesin lütfen. 50 bin ton kömür alacak. İhale yapılıyor. İhaleye iki tane firma evrakları uygun olduğu için kalıyor. Birisi Belko, belediyeye ait olan bir firma. Bir tanesi de Oruçoğlu diye bir firma. Evet. Oruçoğlu denilen firma 46 milyon 650 bin lira teklif veriyor. 50 bin tona. Yani ton başı 933 lira. Rakama dikkat edin şimdi. 933 lira. Evet. Belki 66 milyon veriyor. Daha pahalı veriyor. Dolayısıyla ihale kimde kalıyor? Oruçoğlu'nda kalıyor. 930 o lira şirketin bu. De ismini vermese vermesek aslında iyi Neyse, olur. Yok canım. Peki. Şeydi şey değil ki Buyurun, hani şeffaf bir konu şeffaf, için ama. Konuş, şeffaf yani gizli değil o, o, ki. Olsun. yine Süleyman, de, yine de çıkmış. De isim vermezsek arkasından, iyi olur. Sayın arkasından e, ee, belki şey e, ihale yapan büyükşehir belediyesi ihaleyi iptal ediyor. E, gerekçi gerekçe olarak da e, uygun teklif verilmediği için diyor. İptal ediyor. Mansur Yavaş'a soruyorlar şeyde belediye meclisinde. Sen bunu niye iptal ettin? Biz diyor sorduk adama diyor. Sen niye bu kadar ucuz teklif verdin dedik diyor. O da dedi ki diyor direkt yazılı olarak bize vermedi de diyor sözlü olarak verdi. O da bize dedi ki diyor, e, ben nakliyeyi hesap etmemişim. Bir kömürcü ihaleye giriyor, ihaleye teklif veriyor, nakliyeyi bunun içine koymuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani bu kadar bu adam, affedersiniz aptal mı girdiği ihalede neye girdiğini, kaç liraya olduğunu bilmeyecek yılların kömürcüsü bilmiyor mu bunu? Bana göre niye iptal edildiği belli. Adama vermek istemiyorlar. Adam da korkuyor. İhale iptal oluyor. Ya bu adam sana teminat mektubu verdi mi? Verdi. Teminat mektubunu irat kaydettin mi? Adam e, ihaleyi vermediysen vasıflara uygun değilse evet. İrat kaydı. kaydet. Yo irat kaydetmiyor. İrat kaydetmeyince versene adama ihaleyi getiremezse o zaman zaten teminatı var ya niye yakmıyorsun? Bir mantığı var mı? Yok. Geliyor ikinci ihale. İkinci ihale olunca, ikinci ihalede de Belko bu sefer 65 milyon veriyor. 65-700 veriyor. Gene bu Oruçoğlu 61 milyon 350 veriyor. Daha ucuz veriyor ve 1227 liraya çıkıyor şey. Tabloda görüyorsunuz. Tonu. Tonu. Evet. Tonu 933 liradan 1227 liraya çıkıyor. Bunu da vermiyorlar ihaleye. Bu ama davetiye usulü. Evet. E, Mansur evet. yavaşa soruyorlar Mesut'a niye vermedin sen arkadaş bunu? Diyor ki adam ilkinde yapamayacaktı. Biz bu e, biz bu gerçeği gördük. İkincisinde de vermedik. Ya bunu gördüğünüzde davetiye usulü bu. Niye davet ettin adamı? Mantığı var mı Allah aşkına? Madem veremeyecektin niye iptal e, şey ediyorsun? Davet ediyorsun. Hem davet ediyorsun, ikinciyi de iptal ediyorlar yani. Niye? Belki alamıyor çünkü. Adam gene ucuz veriyor belki. Belki alınca ne olacak onu soruyorum. Şimdi göreceğiz bana. oraya geleceğiz. Evet. ettim ikinci ihale. Ya ikinci ihalede nereye çıktı şey? 1227 e, e, liraya çıktı. Şu yeşil kısma bakar mısınız? Bakın. yukarıdan aşağı iniyor. Bir de yana doğru. Yana evet. doğru olan ikinci ihale 50 bin ton. İlk ihale de 50 bin ton. Toplam kamu zararı 933 liraya almak varken 1227 liraya alsaydı. 14 trilyon 700 bin lira kamu zararı var. 14 trilyon. Görüyor musun vurgunu? Evet. Ha, devam edelim. Ondan sonra üçüncü defa ihaleye çıkıyor. Gene davet usulü. Bir tek beko giriyor. Ve o Belko firma, ihaleyi alıyor. O firma girmiyor. O girmiyor. Zaman. Azam bakıyor orada alıyor, burada. Yani ucuz veriyor, vermiyorlar. Pahalı veriyor, vermiyorlar. Daha pahalı olacak ki belki olacak. Belko bu sefer e, ihaleyi tek başına girip alıyor. 44 milyon 617 bin liraya alıyor. Millet de ne diyor? Bakın e, en sağdaki e, üç, dördüncü sıradaki maviye bakın Belko diye yazıyor. 44 milyon 617 bin liraya alıyor. Birinci ihale kaç liraydı? 46 milyon 650 bin değil mi? Evet. Diyecek ki şimdi bütün millet bunu gördüğü zaman diyecek ki ya helal olsun bak Belko sonunda indirimi yaptı. Oruçoğlu'ndan aldı. O e, 46 veriyor. Bu 44. E, adama veriyor. ucuz nasıl veriyorsun diyorlar Dur ama. Dur dur. Abicim işin püf noktasını sen bile anlamıyorsun. Zaten kamuoyuna böyle takdim ediyor ki Mansur hep böyle e, şeyde de e, belediye meclisinde Yo, de Ben şey, çelişkiyi ortaya koyuyorum. onu bilmiyorum. Mansur yavaş diyor ki 2 milyon lira da aşağı aldılar diyor belediye meclisinde. 40 e, 44 milyon liraya Belkon'un aldığı kömür 38 bin ton, ilk ihaledeki e, aldıkları kömür 50 bin ton. Hmm. Yani 12 bin ton eksiğini 44'ü e alıyor, bak 46'dan aşağı aldık diyor. Anladın mı? 12 bin ton yok. Millet hesap edemiyor bunu, gidiyor 12 bin ton. Niye 12 bin ton indirdin? Hani kamuoyunda bir rakam verecekler ya, hiç olmazsa o verdiği rakam Oruçoğlu'nun altında olsun da kamuoyunun gözü kapansın. Ama böyle didikleyince çıkıyor 12.000 ton. Kaça alıyor bu sefer 1173 liraya alıyor. İkinci ihalenin de altına indiriyor. Çok da böyle kıyak yapıyor yani neredeyse evet. 50 lira indirmiş gibi gözüküyor. Peki bu kalemde en alt sıraya bakın. Üçüncü ihalede 38 bin 25 bin 38 bin 25 ton alıyor. Toplam kamu zararı ne biliyor musunuz? 933 lirayla mukayese ettiğin zaman 9 milyon 126 bin lira. Bu 9 milyon 126 bin lira doğrudan doğruya vurgunun ta kendisi. Peki işin gerçeği ne? Şimdi geldik oraya. İkinci şeyi koyar mısınız lütfen tabloyu? Ekrana getirir misiniz? Heh, bakın. Şimdi söz, sözleşmesi imzalanan 3. üçüncü kömür kaç lira? 1173 lira. Yani Belko'nun yaptığı anlaşma bu. Evet. Bende de inat Kalktım sağdan soldan araştırma yaptım. Kazan Belediye Başkanı arkadaşımız gitti kömürcülerden şey aldı. Teklif aldı. Tamam mı? Ki aldığı fiyat da pahalı yani. Pahalı olmasına rağmen. Kazan Belediyesi'nin aldığı şey e, teklif. Evet teklif. Bakın sağ tarafta e, duruyor. 792 lira. Aynı kömür mü ama? Aynı kömür şeyleri de var. Eee Kalori şeyleri. Kal kalori şeyleri de var. Burada faturası var. Ee, başkan nasıl oluyor şu, bu işler bak, ya? Daha daha dur. Daha yani dur Yani 792 lira kazan belediye alıyorsa... Daha, daha dur. Ya bir dakika dur. Daha dur. Göreceksin. Sabredemiyorum ama. Ya e, sabredemezsin tabii. Vurgunun Daniskası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde karşı tarafta Dürüst Mansur. Geçelim. Ya tartışalım bunu şeyde e, televizyonda Mansur Yüreğin varsa gel tartışalım. Tartışabilir mi? Tartışamaz. Devam ediyorum. Ee, ara şeydeki e, ton başı fark ilk ihaleye göre kazan belediyesinin verdiği teklife bakarsan 381 lira. Ee, peki fiyat teklifine göre tonda kaç lira e, Toplam kamu zararını 14 milyon 487 14 milyon TL. Kazan Belediyesi'nin aldığı fiyattan alsalar sorun ortadan kalkacak. Peki Kazan Belediyesi kaç ton teklif veriyor? 2 bin ton. Sen ne aldın? 38 bin ton. 2 bin tondaki indirimle 38 aynı olur mu? Yani Kazan Belediyesi 792'ye alıyorsa bu daha da aşağı gelir. Nitekim ben faturalar aldım. Bak mesela adamcağız fazla değil. 13 ton bu şeyci parakendeci bir adam. Evet. Toptancıdan mal alıyor. Ee, Gürhan kömür. Evet. Oradan teklif alıyor. 13 ton 658 TL'den iki kömür farklı 7.4 ton 690 lira. O da Sibirya kömürü. Fiyatları görüyor musun? Aradaki evet. farkı farkları görebiliyor Aa, musun? Müthiş, Allah aşkına. Müthiş, ha? müthiş. Bak. Şimdi burada kamu zararı 14.5 milyon lira. Peki gerçek piyasa ne? Ben size şimdi gerçek piyasayı söylüyorum evet. Ee, bak gerçek piyasayı söylüyorum. Ee, üçüncü ihaleye kaça aldı şey? Ee, Belko? 1200. 1173 e aldı. Evet. 1173. Kaç dolar eder? Bugün kira işlem. Bugün yaptım bu hesabı. 149.6 dolar. 150 dolar yani. Tonu. Tonu. Ne almış belediye? Kaç liradan almış? 150 dolardan almış kömürü. Ee, kahraman kazanın fiyatından alsa o da bir teklif alıyor. Daha pazarlık falan yok. O da e, 792 liraya almış. Kaç dolara yapar? 100, 101 dolar. 101 dolar. Aradaki evet. fark ne? 49 dolar. Sadece teklif de 49 dolar. Ton başı. Ağzı düz 50 dolar de. Ağzı düz 50 dolar de, 50 dolardan ilk aldığında 50 bin şey alıyordu. Ton. He? 50 bin ton. 50 bin ton alıyordu. Arada kaç şey eder? 50 binen. E, 50, 50 doları çarparsak ne yapar? 25 el, milyon 20. 25 milyon tabi. 25 milyon tane aradaki fark bu peki kömürün gerçek fiyatı ne ben 25 sene belediyecilik yaptım 23 sene 23 buçuk sene 23 buçuk sene boyunca bunları takip eden bir adam. etrafımda da tanıdığım elbette adam var araştırdığım zaman bana Hı -hı. yanlış bilgi vermeyecek olanlar var açtım 3-5 kişiye kardeşim Melih Gökçek bu ihaleyi yapsaydı Kaça verirdiniz bu kömürü dedim. Harbi söyleyin dedim. Dolar bazında bana rakam verin. Başkanım dediler biz 90 dolardan verirdik. 50 bin tonu. 50 bin tonu. 90 dolardan güle oynaya verirdik sana ee, Güney Afrika kömürünü. 90 dolara. Peki bu adam kaç almış? 150 dolar. 150 e, Evet 150 dolar. Arada fark ne? 60, 60 dolar. dolar. 50 bin tonda 60 dolarla çarparsan ne yapar? 3 milyon dolar. 3 milyon dolar kaç para eder? 25 trilyon aşağı yukarı. Vurgunun boyutu 25 trilyon. Ya şu anda elini öptüğünden 90 dolara alacağın kömürü 149.6 dolara alıyorsun. Bu vurgun değil de nedir Allah aşkına? Ha bulamıyorlar diyorsa ben kendime hemen kömürü bulayım 90 dolardan. Böyle bir vurgun olabilir mi ya? Ve kalkıyor. Mansur Yavaş bunu savunuyor ya. Belediye meclisinde çıktı, savunuyor. Demek ki Mansur Yavaş bunu savunduğuna göre bu işin içinde. Bu alım işinin içinde. Ben bunun şimdi ihbarını da yapacağım. Yani bu, bu hafta içerisinde ihbar edeceğim. Bu rakamları bir kişi kanalıyla Bunlar ortaya çıkarılabilecek şeyler. Kesinlikle var. çıkar. E ben de var faturalar. Hayır, e yani işte. size 90 dolar fiyat verenler ha. bilir hadi, kişi. Hadi şeye verdikleri gibi 101 dolara versinler. Kahraman gazetelerinden veren var. Ha, Türkiye'de bir tekel vardır. O tekel de kendi arasında birbiriyle hep paslaşır. Kömür fiyatlarını düşürmemek evet. için. Ama iyi olursa tıklar alırsın bunu. Mesela ondan da bir teklif istettim. O yüksek verdi fiyatı. 1200 lira verdi. Niye? O üç tane firma var ya. Kim hmm. ismini vermiyor mu firmanın? Evet. Belgesi var elimde. Sırf e, foyaları meydana çıkmasın diye o üç firma birbirine pas atıyor. Hmm. 1200 liradan verdi teklifi. Şimdi bu kadar açık, vurgun olmaz. Bu Ankara'nın hakkı, yetim hakkından bahsediyorsun e, Sayın e, Mansur Yavaş. Şu e, Kimseyi zengin etmeyeceğim diye bir şey var, e, videosu var Mansur Yavaş'ın. Şunu bir seyredelim. Bir seyredelim ondan sonra konuşalım. Ne olacakmış? Dürüstlük olacakmış. Kömür ihalesinde 25 trilyon. Maske ihalesinde 12 trilyon. Ondan sonra dürüst beyefendi. Medya güzelce boyuyor, yağlıyor, takdim ediyor ya. Herkes de yiyor bunu. Hadi ben de bu iddiada bulundum. Hadi beni mahkemeye ver. Ver beni mahkemeye de ki bana iftira attı de. Ben seni vereceğim mahkemeye. Bu milletin hakkını sende bırakmayacağım Mansur Yavaş. Hak adalet, adalet diye diye konuşup da ondan sonra millete böyle kazıklara atmanıza müsaade etmeyeceğim. Şimdi bak buradan ilan ediyorum. Yapılan bütün daveti usulü ihalelerin hepsinin Evraklarını teker teker senden yazılı olarak isteyeceğim. Verdiğin cevapları da kamuoyuna açıklayacağım. Gene bahane uydurup bu belgeleri bana vermemek için direneceksin. Direnirsen de sağdan, soldan şimdi nasıl yapıyorum? Tetkiki gene yapacağım ve belediyedeki vurgunlara müsaade etmeyeceğim. Melik Gökçek döneminde böyle bir vurgun yok. Biraz önce anlattım. Sen hileli belgeyle beni kalkıp da ee, sanki o dönemin içerisinde benim bürokratlarım suç işlemiş gibi gösteren bir adamsın. Gel yüz yüze konuşalım. Haftaya geleceğim. Allah izin verirse. Şu rant meselesini bir konuşacağız, rant meselesini. Hani beni FETÖ'ye kaynak aktarmakla itham ediyorsun ya. Bak senin nasıl haftaya Allah izin verirse limelime ediyorum. Lime Millete nasıl cevap vereceksin? Onu da göreceğiz inşallah. Bunu keseyim son. vakit Valla ben için burada son bir konu şunu var. tekrarlayayım da Sayın Gökçek. Çünkü Hı. hani aldılar sazı eline Melih Gökçek Latif Şimşek kendi Hı. kendilerine konuşuyorlar demesinler. Evet. Programın başından beri belki dört defa Sayın Mansur Yavaş'a yayın davetinde bulundum. Sayın Gökçek de dedi ki sende değil nerede istiyorsa orada dedi. Ama ben buradan bu programdan sorumlu olduğum için e, Sayın Mansur Yavaş haftaya buyurun gelin adil bir yönetimle e, Sayın Gökçek'le e, iddiaları konuşun derim ben. E, bu bir davettir. <laughs> e, her zaman masamız, yayınımız açıktır. Evet, evet, buyurun. Şimdi bir son konu var evet. Sayın Gökçek. Evet. Onu da konuşalım istiyorum. Akilas e, hemen sorarsan. Şimdi bunu daha önce de siz e, gündeme getirmiştiniz. Sayın Mansur Yavaş'ın Beypazarındaki arazisinde Sahtecilikle gerçekleştirilen bir e, imar konusundan olaydan bahsetmiştiniz. Evet. E, şimdi bunu Twitter'da da paylaştınız. Evet. E, bu konuda neler anlatacaksınız? E, onu da dinleyelim sizden. Şimdi e, özellikle rejiden bir harita var. O haritayı rica ediyorum önce bir şeye getirsinler ekrana. Haritanın üzerinde anlatalım ki şu harita. Buyurun arkadaşlar, evet, get şu. getirin o haritayı ekrana. Evet. Bakın. Aziz milletim. Bizi bir, bir harita ekrandan görüyorsunuz. alın önce bir büyük görelim haritayı. Heh, evet. Böyle, böyle kalsın da vatandaşa iyi anlatalım. Bizi e, dururken şöyle bir anlatalım. Evet. Şu gördüğünüz <laughs> iki tane harita Beypazarı. Üstteki gördüğünüz harita kırmızıyla çevrili dikkat ediyorsanız. Siyah bantlı olan aşağıdaki farklı. Üstteki e, hari, e, harita e, Kurtuluş İkinci bölge kentsel dönüşüm gelişim alanı. Ta 2010 yılında Beypazarı Belediyesi burayı kentsel dönüşüm alanı ilan etmiş. Üstteki resimdekini. Bu üstteki görmüş olduğunuz e, yeri Beypazarı Belediyesi, şimdi arkadan evrakları tek tek koysunlar, millet notunu alanı alsın. Ben mantıken buradan anlatayım ki daha iyi anlayasınız. E, evet. Evet. Beypazarı Belediyesi 2018 yılında diyor ki ben diyor şey yapayım e, ne derler ona e, kentsel dönüşüm planının şeyini yapayım. Düzenlemesini. Bir bölü binliğini yapayım diyor. Evet. Ve belediye meclisinden şimdi ekranda görüyorsunuz bak. Beypazarı Belediyesi'nin e, Kurtuluş ikinci bölge kentsel dönüşüm gelişim alanı proje alanı ilan edildikten sonra bir bölü yapılmasına karar veriyorlar. Ve diyorlar ki belediye meclis kararında bakın e, 96 nolu kararı koyacağız şimdi. Bunlar bu kentsel dönüşüm ilan edilme. Heh, şimdi geldi. Bakın Kurtuluş Mahallesi'nde Kurtuluş 2. Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak Belediye Meclisimizin 2-8-10 tarih ve 2010 15-78 sayılı kararıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş alanda imar planı çalışması talep edilmektedir. İmar ve Bayındırlık Komisyonumuz tarafından yapılan incelemede Kurtuluş Mahallesi 2. Bölge Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje alanına ilişkin 1 bölü 1000 imar planının yapılması İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca uygun görülmüş olup Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne karar alınmak üzere havale edilmesi diyor. Kurtuluş Mahallesi önce kentsel dönüşüm yapılmış. Arkasından 2018 yılında 27 2018 tarihinde belediye meclisinden Beypazarı'ndan Pazarından bir bölü binlik plan geçiyor. Evet. Buraya kadar Mansur'la hiç bilgisi yok planın. Evet. Buraya kadar Mansur Bey devreye girmiyor. Onun arkasından yeni bir e, evrak koyalım şeye. Şu ek altı diye yazan. <laughs> onu koyalım. Diyor ki e, imar müdürü Beypazarı Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin yazı yazıyor. Bakın şimdi buradaki cümlelere dikkat edin aziz milletim. Bey pazarından çıkan karar Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl gidiyor? Burada şunu belirtmekte fayda var mı? Neyi? O biraz önce gösterdiğiniz haritada Mansur Yavaş'a ait bir yer var mı? Şimdi giriyor. İşte hayır İlkinde, onu... yok. İlkinde yok. Yok yok. O çizginin içinde değil ama yanında, üstünde. Resimde... resimde resimde ha, göstereceğiz. Onu, onu şimdi. bilirse izleyiciler Göstereceğiz evet. Şimdi, şimdi haritaya yeniden gelecek. Şimdi eee Mücahit Başı büyük diye imar Şehircilik Müdürü var, vekili var şeyin. Beypazarı'nın. Evet. Bu adamın imzasıyla görüyorsunuz ekranda. Yazı şeye gidiyor. Eee Büyük Şehre. Ne diyor burada? İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Ilıman Mevkii kentsel dönüşüm gelişim proje alanı. Ve bak proje alanı yani o belediyenin geçirdiği alan. Doğru. Evet. Ve Başağaç Mahallesi 1908-1909 adalarda B Pazarı Belediye Meclis kararımızın 2-7-2018 tarih ve 96 sayılı kararıyla imar değişikliği yapılması onaylanmıştır diyor. 1908-1909 dediği yer... Mansur'un arazisinin bulunduğu 12 dönümlük yolun karşısındaki alan. İlk planda var mı? Hmm. Yok. Evet. Koyar mıyız planı şimdi? Şimdi koyar mıyız? Daha iyi anlayacak vatandaşımız. O ilk haritalar. Bakın. Evet. Esas planın geçtiği yer şu üstteki gördüğünüz alan. Bunda bir sorun yok. Evet. Belediye meclisinden bu geçmiş Beypazar'ın. Peki imar müdürü Beypazarı imar müdürü. Evet. Şeye gönderirken Güyük ki Mansur'un adamı. Onu söyleyeyim. Mansur'un has adamı. Evet. Ondan sonra aşağıdaki e, siyah lan görüyor musunuz bu evet. bölge karalı? Orası Mansur Yavaş'ın arsası. Yolun karşı tarafında kalıyor. Nallahan yoludur bu aradaki. Nallahan yolunun karşı tarafında kalıyor. Planda geçirilmemiş olmasına rağmen imar Müdürü sahtekarlık, sahte evrak düzenleyerek Mansur'un arazisini Büyükşehir Belediyesi'ne gönderiyor. Geçmedi ki böyle bir plan. Yani Beypazarı Belediyesi'nden geçmedi. Beypazarı Belediyesi'nden geçmedi. Geçmiş gibi Büyükşehir Belediyesi'ne gönderiliyor. Kim tarafından? Ee, Mücahit başı büyük. Kim bu? İmar müdürü. İmar müdürü Mansur Yavaş'ın adam olduğu için buraya gönderiyor. Hiç kimseden de ses çıkmıyor. Ve bu plan Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiği zaman aynen kabul ediliyor. Evet. Tamam mı? Ve e, dolayısıyla bu plan geçmiş oluyor. Ancak vatandaşın bir tanesi şu ek 13'ü getirelim. Ek, birden neden ekten buralara atladım dosya var bende. Şikayet edeceğim. Evet. Benden başkaları da etmiş zaten şeyi. Onun için aradaki ekleri atlıyoruz. Seferat olmazın. olmasın. Pratik anlaşılsın. Zamanla da kazanıyoruz. Evet. evet. Ek 13'te e, vatandaş diyor ki Yapılan uygulama imar planına itiraz eder, planın yeniden düzenlemesi ve ulaşılabilecek mağduriyetimizin giderilmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim diyor. En alttaki iki satırı okuyorum. Kim diyor bunu? Vatandaşın birisi, isminin gereği yok. Var burada da, isminin gereği yok. Adam diyor ki benim bölgeyi özellikle otogar ilan etmişsiniz. Ben diyor buraya konut istiyorum arkadaş kabul etmem diyor. İtiraz hmm. böyle gidiyor. Evet, itirazın gerekçesini Mustafa Tuna mı, zamanında bu evrak işleme girmiyor. Ne zaman ki? Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ek 20'yi koyar mısınız lütfen? Ek 20'de diyor ki e, Mansur Yavaş'ın belediye meclisi o toplantıya bilinçli olarak da Mansur Yavaş izin alıyor girmiyor. Çünkü kendisini ilgilendiriyor evet. ya evet. girmiyor bilinçli olarak. Ama her şeyden haberi var. Bir cümle imar mevzuatından anlayan herkes bunu çok iyi anlayacak. İtiraza ilişkin teklifin uygun görülmesi halinde... Plan onama sınırının vatandaş dilekçeleri dikkate alınarak sadece değişiklik yapılan alanları kapsayacak şekilde nazım imar planı ile birlikte düzenlenmesi gerektiği diyor. Yani plan var ya hani deminki evet. siyah bir daha siyah verin ki anlatayım tam anlasın. Yani vatandaşın haritayı. talebi yerine getirilecek mi görünüyor? Burada? Vatandaşın talebi yerine getiriliyor. O bakın üstteki harita evet. var ya. Bu sefer Mansur Yavaş'ın meclisinden geçen kararda o siyah bölge atılıyor. Diyor ki itiraz diyor o üstteki sarı bölgede sadece biz oraya düzeltelim ve yeniden planı geçirelim diyor. Bir kere imar planında bölünme olmaz. Eğer o siyah bölge olsa Evet Mansur Yavaş'ın dop payı çoğalıyor. Düzenleme ortaklık parası. %35 almışlar ilk zamanda burası ticaret alanı olduğu için. Konut alanı olunca %45 almak zorunda. %10 buradan kar ediyor. 12, e, 12 dönüm arazi 1200 dönümü gidecek Mansur. Un. 1200 metre. Bu gitmesin diye 1200 metre Mansur yavaş bu filanın bu kısmını dışarıya çıkarttırıyor. Mansur'un bunu bilmeme ihtimali sıfır. Sıfır çünkü kendi arazisi. Kendisi biliyor. Ondan sonra bu iş ayuka çıktı. Ayuka çıkınca e, Beypazarı pazarından, şey, Beypazarı belediyesinden Mansur acele edip daha önce almış olduğu e, ticari inşaat ruhsatını konuta çevirmek istedi. Çünkü hmm. vergi durumları, su durumları vesaire hepsi evet. e, orada değişiyor. Beypazarı Belediyesi'nden şey istedi. E, ruhsatının yenilenmesini. Beypazarı Belediyesi de bu sahte durum ortaya çıkınca biz veremeyiz bu ruhsatı size dedi. Yeniden bu işlerin baştan başlaması lazım dedi. Böyle deyince bu sefer Mansur yazı yazdı. O da burada var da önemli olan evet. şey etsin milletimiz pratik dinlesin. Mansur Beypazarı Belediyesi'ne yazı yazdı. Dedi ki kentsel dönüşüm alanı yapma hakkı Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Gönder bana evrakların hepsini dedi. O da dedi ki Beypazarı Belediyesi'nden yani Beypazarı Belediyesi evet. diyor bunu. Beypazarı Belediyesi'nden bu 2010 yılında geçti bu plan. O dönemde biz Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı değildik. Bu yetki bize aittir diyor. Sana veremeyiz dedi. Büyükşehir dedi. Bu yetki bizim dedi. Ve oradaki evraklardan gene göreceksiniz. Ee, ek 27. Beypazarı Belediyesi bunun üzerine bakanlığa müracaat etti. Çevre Bakanlığı'na. Diyor ki dedi Mansur Yavaş bu yetki bana ait. Ben vereceğim ruhsatı diyor. Ne diyorsun dedi. Bakın en alt cümleyi okuyorum. Pardon o değil o. Şu. Evet. Dedi ki şey e, bakanlık evet. buna cevaben. Büyükşehir belediyelerinin meskür madde kapsamındaki yetkilerini kullanabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden karar alması lazım diyor. Diyor ki bu mü müktesep haktır. Evet. pazar Belediyesi'nin. Ona ait. Eğer bu yetkiyi almak istiyorsan getir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne. Yeniden yetkiyi kendi üstüne al diyor. O zaman diyor bu hak senin olur diyor. Ama Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP çoğunlukta olduğu için evet böyle bir e, düzenleme evet demeyeceği için reklama iki dakika bu ha, arada. O böyle. zaman bitirelim demediği için şeyi göndermiyor. E, neden evrakları göndermiyor? Gönderemeyiz diyor. Bitti diyor bu iş diyor Beypazarı. Onun üzerine Beypazarı Belediyesi en son lafı koysunlar. Ken iş pardon Beypazarı diyorum. Büyükşehir Belediyesi evet. Mansur Yavaş kendi kendine Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat veriyor. Dört gün sonra. Bakanlığın yazdığı yazdan sonra. Pardon on gün sonra. On gün sonra bu belgeyi veriyor. Yok ki böyle bir belge verme hakkı. Resmen e, nüfus. Nüfus kullanmak bu. Görevini kötüye kullanmak bu. Sen sırf arazi kendinin diye hakkın olmayan bir ruhsatı nasıl alırsın? Senin böyle bir yetkin yok ki. Yetki bey pazarının. Hileli Urdalı'nın bu kadar iş var. Kendi kendine ruhsat verdin. Yandın Mansur Yavaş, yandın. Bu nedir? ne olacak peki şimdi o konu? Yani ne olacak? Bakanlık mı devreye girecek? E, Tabii bakanlık devreye girecek. E, Mansur Yavaş kendi a şeyde arazisinde sahtecilikle gerçekleştirilen yani şey var ya e, i̇mar değişikliği. imar değişikliği İmar müdürü yapıyor ya o sahteciliği. Evet. Online gerçekleştir e, gerçekleştirdiği bir olaya evet diyor. Ve bu arada son çok önemli bir konu. Bu işler bu kadar karışınca imar müdürünün başı belaya girecek diye Beypazarı Belediyesi'nden muvaffakat isteyip imar müdürünü Büyükşehir'e alıyor. Ankara Büyükşehir. Şu anda büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde çalışıyor adam. Şunu biliyor musunuz? Hani rant meselesine sen karşıydın Mansur Yavaş? Rant denince ben bunların tamamen karşıyım. Bitti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde rant diyordun. Kendine rant olunca serbest. Hem de sahte bir evrakla büyük şehire gelen evrakı adın gibi biliyorsun. Hem de yetkin olmadığı halde kendi kendine ruhsat veriyorsun. Şimdi bu rant kazanmak senin şahsına rant değil mi? Bunun neresi yani düzgün? Nasıl vereceksin e, bunun hesabını? Ver bakalım. Gel bunu tartışalım televizyonda şöyle rahat rahat. Serbest serbest. Ya böyle bir şey yapmadım de. Ben böyle bir şey yapsaydım Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yapardım beni? Linç ederdiniz be. Kendi kendinize gelince sahte evraklan arsanı gönder Beypazarı'ndan İstanbul'a <laughs> İstanbul'a diyorum. Ankara, Ankara Büyükşehir ya. Belediyesi'ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden eee Olaylar iyice karışsın. Meclisteki yapılan iş ve işlemlerden sonra B pazarına ruhsat verdi. B pazar ruhsat vermeyince bu sefer bu sefer dedi de ki sen vermiyor musun ruhsatını? Ben ruhsatı veriyorum. Yetkin nerede Mansur yavaş? Yok, verdim. Ee, kendi kendine rantı veriyorsun. Peki. Doğru mu Mansur Bey? Bir reklama gideceğiz Sayın Gökçek. Ee, sonra devam edeceğiz. Efendim bir son reklam aramız var. Ee, sonrasında Sayın Gökçek'le burada olacağız. Efendim tekrar iyi pazarlar, iyi günler. Bugün gündem özelde Sayın Melih Gökçek'le birlikteydik. Sayın Gökçek yaklaşık üç saattir birlikteyiz. Ee, ben size teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa son, özet. alayım. Özet iki e, cümle diyeyim. Aziz milletim bakın bugün televizyonda size Mansur'u anlattım. Enine boyuna anlattım o allanan, pullanan adamı anlattım. Sahte belgelerle bize nasıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kumpas kurduğunu vesikalarla ispat ettim. Ankara ihalelerinde vurgunu ispat ettim. Mansur Yavaş'ın kendi arsasında nasıl rant kazandığını örnekleriyle, belgeleriyle ispat ettim. Şimdi bu Mansur Yavaş'ın neresi dürüst? Neresi samimi? Ufacık bir yüreği varsa Cesareti varsa gelsinler bu söylediğim konularda veya başka konularda. Çıkalım ekranda tartışalım. Ekrana çıkmayan yalan söylüyor. Ekrana erkekçe çıkan, yiğitçe çıkan doğru söylüyor. Bu kadar basit. Haksız olan kaçar. Haklı olan üstüne gider. Peki. Sayın Gökçek, ee, Anka Park'la ilgili bir bandımız var. Ankara Hı. için gerçekten önemli bir proje. Tamam Mansur'un Mansur yıkıp. Yakmaya çalıştığı, perişan etmeye çalıştığı, Ankara'nın en büyük vizyon projesi olan Anka Park'ın sadece hurdalığını gösterip bu güzel yerlerini göstermeyen Mansur Yavaş'a yazıklar olsun diyorum. Peki, ee, o videoyla Anka Parkı e, anlatan e, videoyla veda edelim. Hay hay. Ee, size çok çok teşekkür ediyorum. Tamam, ben de teşekkür programımıza ediyorum. Programımıza katıldığınız için. Herkes kendine çok dikkat etsin. Aman ha. Peki e, koronavirüsle ilgili uyarıda bulunuyor Sayın Gökçek. E, ben de maske, mesafe, hijyen e, dikkatini Şöyle tekrarlayarak Şöyle takalım maskemizi.